Öncelikle Aydınlar Ocağı Çorum Şubesi Başkan ve diğer yönetim kurulu üyelerinin hepsine beni buraya çağırıp konuşturmak istedikleri için, sizler de davete icabet edip dinlemek lütfunda bulunduğunuz için, buraya teşrif ettiğiniz için hepinize tekrar teşekkür eder, hoş geldiniz derim. Biz insanlar mutlaka halk arasında çok cari, çok kullanılan bir deyimle, malumunuz hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa anlaşırlar sözünün biraz şumurunu genişleterek söylememiz gerekirse, elbette birbirimizi anlayabilmemiz, birimizin diğerimizi dinlemesine, birbirini dinleyen insanların ancak birbirini anlayacaklarına, birbirini anlayanların ise nihai olarak anlaşabileceklerine hüküm verebilmek süreç itibariyle şaşmaz bir sıra teşkil eder. Bu itibarla insanlar mutlaka anlamak için dinlemek zorundadırlar. Dinlemediğiniz, kulak vermediğiniz bir sözün ne anlama geldiğini bilemeyeceğiniz için onu anlamanız, anlamadığınızdan da kabul veya reddetmeniz kesinlikle kıymeti haiz değildir. Bu sebeple gerçekten insan herhangi bir sözün ne anlama geldiğini anlayabilmesi için, o sözün hak söz mü, batıl söz mü olduğuna hüküm verebilmesi için önce o sözün ne olduğunu aslına sadık kalarak anlamak, anlamak için dinlemek, dikkat ve titizlikle buna riayet etmek zorundadır ki anlayabilsin ve anladığı ile ilgili hüküm vererek şöyle veya böyle diyebilsin, doğru veya eğri diyebilsin. Bu itibarla Türkiye'de gerçekten uzun yıllar diyalogsuz bir toplum, yani biri diğerini dinlemeyen, herkes kendi söyleyip kendi dinleyen bir toplum halinde iken, özellikle son yıllarda bu konuda da güzel gelişmeler oldu ve insanlar vurmadan, kırmadan, birbirlerine tabanca, tüfek sıkmadan birbirlerini dinlemek ihtiyacını uzun uzun sebeplerini izah etmeye gerek olmadan söyleyelim ki dinlemeye başladılar. Bunun tüm toplum katmanlarında, kesimlerinde yaygınlaşması ve bir yaşam tarzı haline gelmesinde büyük zorunluluk var. Zira malumunuz Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala da açıkça hak sözü işitip de kulak verenler yok mu? İşte felaha erenler onlardır buyuruyor. Gerçekten bir sözün hak söz olup olmadığını bilebilmek, o söze kulak vermekle, yani iyice dinlemekle mümkün. Dinledikten sonra hak mı batıl mı elinizde belli kriterlere, ölçülere göre yargılayacak, mukayese ve muhakeme edecek. Sonuçta bu söz hak, o zaman buna kulak vermek, yani yaşam tarzı haline dönüştürmek, davranış haline getirmek gerekir diyeceksiniz. Ki zenginliğiniz, kendinizi zenginleştirmeniz denilen olay gelişebilsin. İnsanlar malumunuz Allah-u Teala'nın yine Kur'an'da buyurduğu gibi biri diğerinden farklı, fazla ve eksiğiyle, bilenleriyle dolu, bu dünyayı dolduran varlıklar. Bu itibarla Allah diyor ki her bilenden bir fazla bilen var. Eğer bir insan kendini bir şeyler bildiğini varsayıyor ise, bilmediğini bilenin bildiğini öğrenmesinin yolu o kimseye o konuyla ilgili istişarede, danışmada, başvuruda bulunmak, onun fikrini almak ve gerçekten kendini bilmeli, bilmeyip onun bildiğine vakıf olduğu kendi doğrularına eklemek suretiyle sürekli kendisini yenilemek, geliştirmek ve zenginleştirmek suretiyle tekamül denilen süreci yaşayabilir. Yine Kur'an'da Allah'ın ifade ettiği gibi her birimiz analarımızın karnından bir şey bilmez halde çıkarıldık. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a da hitaben Allah-u Teala diyor ki sen Kur'an nedir, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Gerçekten bilmiyordu kendisine Cibril vahyi getirmeden önce.
Bilmiyordu, 2-3 günlük azığı alıp Fırat Dağı'ndaki mağaraya gidiyor, düşünüyor, taşınıyor ama işin içinden bir türlü çıkamıyordu. Ne zaman ki Allah ona Cibril'i göndererek Estağfirullah ikra bismi rabbikellezî diye başlattı vahyi, o anda dahi başına gelenin şeytandan mı, Rabbi Allah'tan mı olduğundan şüphe ettiğini, telaşla koşturarak geldiği evinde hanımı, ağırbaşlı, haza kadın olan Hatice'ye anlatıyor. Hatice de onu teskin sadedinde diyor ki, senin gibi bir insan ki herkesin iyiliğini düşünürsün, kötü işlerle, kötü kişilerle bir alışverişin yok, akrabayla alakayı kesmezsin, yardıma muhtaç olanlara yardım edersin, fakiri, zayıfı kollar gözetirsin. Seninle şeytanın, senin gibi bir adamla şeytanın ne işi olabilir? Şu anlattıkların olsa olsa Rabbinden olmalı diye onu ilk teskin eden, yani sükunete kavuşturmaya çalışan kimse olarak görüyoruz Hazreti Hatice'yi. Gerçekten bir başka ayette de Estağfirullah, وَوَجَدَكَ دَعَمْدًا فَهَدَى, yani sen ne yapacağını bilmez haldeyken seni bulup doğru yola iletmedi mi buyuran Allah, hakikaten kuluna acımasaydı, merhamet etmeseydi, Rahman ve Rahim Allah olmasaydı, kesinlikle kulu kendi aklıyla hakkı bulamaz, batıla vasıl olamaz, batıla vukuf kesbedemez, hak ile batılı da seçemez idi. Bundan en azından emin olamazdı. Zannı galibiyle bir şeyler söyleyebilir ve yapabilirdi ama emin de olamazdı. Bu itibarla Rabbimiz Allah'a gerçekten ne kadar şükretsek azdır. Ona gerçekten kulluk yapalım için yaratılmış varlıklar olarak biz insanlar ve cinler, ama şu anda biz insanlarla birlikteyiz. Hakikaten onun bizim için gönderdiği vahye kulak verir, bizi yaratan olarak eşyanın tabiatıyla, insanın fıtratıyla ilgili bildirdiği gerçekleri, genel geçer ve kıyamete kadar geçerliliğini koruyacak gerçekleri tanır, vakıf olur ve gereğince amel eder isek, mutlak surette yolunu bulmuş, yani doğru yola ermiş, Kur'an tabiriyle hidayete ermiş, ki hidayet doğru yol demektir manumuz, insanlar olarak Allah'ın rızasını kazanır ve sonuçta onun altından ırmaklar akıttığını ve biz kendini razı edecek kullar için hazırladığını beyan ettiği, açıkladığı cennetlere kadar gideriz. Sonsuz bir hayatı yaşamak üzere. Şimdi bu genel sözlerimizden sonra, ki söylenecek elbette çok daha fazla şeyler var ama ben kısaca konuşmamla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. İstiyorum ki lütfedip buraya kadar gelen gerek bacılarımız, kardeşlerimiz, kızlarımız, gerekse bey kardeşlerimiz, benim işte azami bir ila bir buçuk saat konuşacağımı, anlatmak istediğim şeyleri bu süreye ihtisar edeceğimi, özetleyeceğimi bilesiniz istiyorum. Bunu takip edin. Gerek değindiğim konularla ilgili, gerekse arzu ettiğiniz herhangi bir konuyla ilgili lütfedip benim okuyabileceğim şekilde kitap harfleriyle, yani okunaklı bir şekilde sorularınızı yazar, sizlerden bunu alıp buraya getirecek kardeşlerimize verir ve bize ulaştırırsanız gücümüzün yettiği kadar sorduğunuz soruları açıklığa kavuşturmaya çalışacak ve cevaplar vermeye uğraşacağım. Mümkündür. İnsanız, her şeyi bilmemiz mümkün değil. Çünkü biz Müslümanlar olarak kullu şeyin alim olanın yalnız Allah olduğunu, bu sıfatın Allah'a ait bir vasıf olduğunu, kullarında bu sıfatın bulunmadığını biliyoruz. Bu bakımdan biz bilmediğimizi de biliriz elhamdülillah. Bilmediğini bilmenin de ilim olduğunu biliriz en azından. Gerçekten bilmediğini bilmek de ilmin herhalde yarısı olsa gerek. Benim acizane kanaatime göre. Bu bakımdan daha sonraki süreyi ne kadar sürer bilmiyorum ama sizleri sıkmamaya çalışacağım inşallah. Sorularınızı cevaplamakla geçirip takriben 3 ila azami 3,5 saatlik bir süre sonunda da galiba geceyi uzatmaya da lüzum yok. Keseceğiz inşallah. Herhangi bazı ihtisas konusu olan hususlarda ise tabii ki burada benim anlatmak istediğim şeyler çok özet şeyler olacak. Bu itibarla konuyla derinliğine ve mazisi eski bilgisi olmayanlar için hemen anlaşılır şeyler
olmayabilecek. Bu itibarla eğer arzu edilirse belirli konular için başka zamanlarda ayrı ayrı konuşmalar yapmak suretiyle o konuları arizamik derinliğine ve genişliğine incelememiz, üzerinde rahat rahat düşüncelerimizi karşılıklı olarak beyan etmemiz, tartmamız ve tartışmamız. İnsanlar yoksa insan için yaratılmış hiçbir şeyin anlamı da yoktur. Bu itibarla öncelikle sorun, ana mesele insan meselesidir. Eğer insan tabuna, fıtratına, yaratılış amacına yöneltilmemiş, hatta bilakis fıtratının aksi istikamete yönlendirilmiş ise, o insan fıtratına aykırı bir yol tutmuş ise, doğasına aykırı bir yol, ister istemez bütün sorunların bizatihi kaynağı kendisi olmaya başlar. Yani insanı insanlığından çıkarır, örneğin kurtlaştırır iseniz, İnsanların kurtlaştığı bir dünyada insanlar arası kanunlar yerine kurtlar kanunu cari olur. Kurtlukta kanun da düşeni yemektir. Herkes bir diğerini gözler ki düşsün de budundan bir pirzolalık parça alın. Herkes birbirinin böyle düşmesini beklediği bir dünyada da herhalde yaşanması epey zor olur. Yaşamak gerçekten çok güç olur. Yaşamın bir anlamı da olmaz. Bu itibarla biz Müslümanlar Rabbimiz Allah'ın, terbiye edicimiz Allah'ın bizi terbiye etmek için gönderdiği kitapları ahlak edinmek suretiyle terbiye olur isek, gerek ferdi yaşantımızda, gerek toplumsal yaşantımızda onun ortaya koyduğu değişmez doğruları, zaman ve mekanla sınırlanması kabil olmayan doğruları kabullenir, düşünce ve davranışlarımızda esas ittihaz eder isek, bu şekildeki insanın bir diğeri için zarar unsuru, tehlike faktörü olması diye bir şey düşünmek mümkün olmaz. Olsa olsa ne olur? Tıpkı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi emin bir insan olur. Emin insan elinden, dilinden ve başka herhangi bir şeyinden başkalarının emin olduğu, yani bize zarar vermez güvenini taşıdığı insan demektir. Bir insanı bu hale ancak gerçekten mutlak manada İslam getirebilir. Nitekim Muhammedül Emin yapan da Muhammed Aleyhisselam'ı Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Çünkü ondan evvelki düşünceleri, kanaatları ne kadar iyi de olsa henüz tasdikten, onaydan geçmiş ve kendisinin emin olduğu bir kanaat değildir. Bu itibarla Peygamber'in en büyük sünnetinin, en müekked sünnetinin Kur'an'a ahlak edinmek olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum bu noktada. Türkiye'nin bugün, Türkiye'de yaşayan bütün insanların karşılaştığı sorunlar zaman zaman adına şu tehlikesi, bu tehlikesi, işte komünist tehlikesi, Kürtçülük tehlikesi, yok bilmem enflasyon tehlikesi, terör tehlikesi, öte beri devir devir zaman zaman isim değişiyor filan ama hiç bu toplumun üzerinden tehlike bulutları eksik olmuyor. Rüzgarlar bu tehlike bulutlarının tümünü kovalayıp şöyle zıberrak bir hale ne hikmetse getiremiyor. Yani bir tehlike göçüp koyup gidiyor, izi tozu kalmıyor. Örneğin komünizm gibi. Arkasından bakıyorsunuz başka gürültüler, patırtılar, tehlikelerin bulutları geliyor. Tehlike kalkmadıktan sonra adı değişmiş. Sonuçta insanların durumunda bir değişiklik olmuyor. Yine huzursuzluk, yine tedirginlik insanları terk etmiyor. Öyleyse nedir bu tehlikelerin altında yatan, zaman zaman adı da değişse, zaman dilimleri içerisinde mahiyeti de değişse, sonuç olarak üstümüzden eksik olmayan bu tehlikelerin, bizi meşgul eden sorunların, devleti yönetenlerden kendisini yöneten insanlara kadar, yani yönetilenlere kadar her kesimi, kadını erkeği, çocuğu büyüğü, zengini fakiri, bileni bilmeyeni, amelesini fabrikatörünü, işçisini işverenini, herkesi meşgul eden ve herkesinin gündemini tıka basa dolduran bu tehlikelerin kaynağında
Türkiye için öncelikle söylüyorum, İslam'dan uzaklaşmak, İslam'ı bir düşünce biçimi ve hayat tarzı, yani yaşam biçimi olarak terk etmekten kaynaklanıyor. Benim kanaatim bu. Bu kanaatı yıllardır taşıyorum. Yıllardır bu kanaatımı mahkemelerde de, emniyetin siyasi şubelerindeki sorgulamalarda da, basında da, konferanslarda, her yerde ben bunu söyledim, durdum. El anda bundan daha doğru bir sonuca varmadığım için şu anda söyleyeceğim şey de yine değişmeyen bu doğrudur. Türkiye'yi yönetenin sorunu, karşısına çıkan müşkiller, milleti yönetmekten enflasyonla baş etmeye kadar, devlet memurunu çalıştırmaktan tutun fiyatları belli düzeyde tutmaya kadar, toplum düzenini sağlamaktan tutun aile geçimine katkıda bulunmaya kadar, fertlerin karı koca arasındaki sıkıntıların, çocukla baba arasındaki, arkadaş esnafın komşusuyla arasındaki sorunlara kadar, her şeyin temelinde yatan insanın insanlığından uzağa, Allah'ı ve onu razı etmeyi hesap dışı tutan davranışlarından kaynaklanan sorunlardır bunlar, benim kanaatim. Herkesin bu kanaata katılmak zorunluluğu yok. Düşünür, taşınır, ölçer, biçer. Evetlerse onun için de doğru olur. Değil derse de düşünsün. Onun sorunu bu artık. Ne yapabiliriz? Bugün Türkiye'nin İki ana kategoride inceler isek, bir iç sorunları, bir de klasik ayrımla dış sorunlarından bahsetmek mümkün. İşte iç sorunlar deyince hemen gazetelerin manşetlerinden başlayıverirsek, ona bakıverirsek, işte Doğu'da bilmem Kürt sorunu, adına Güneydoğu Anadolu sorunu deyin, Kürt sorunu deyin, yani herhangi bir deyime takılmak istemiyorum ama bu bir sorun. Adını nasıl koyarsanız koyun. Yok enflasyon sorunu, yok bilmem başörtüsü sorunu, yok hani küçültülmüş, kimisi büyütülmüş, çeşit çeşit sorunlarıyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. İç sorunlar dediğimiz zaman bu topraklar içerisinde, belirli hudutlar içerisinde yaşayan insanların gerek kendi nefisleriyle aralarındaki sorunlar, gerek diğer nefisleriyle, yani yakınları, aile, efradı, konusu, komşusuyla, uzaktaki insanlarla, gerekse kendini yönetenlerle, yani devletle arasında dünya kadar sorunları var. Bu sorunların tümünün temelinde de İslam'dan uzak bir yaşam yolunu, yani laik, demokratik yaşamı seçmiş olması yatıyor. Laiklik kısaca bir hukukçu olarak tanımlamakta yarar görüyorum. Allah'a demektir ki, sen Allah da olsan, bizi yaratmış da bulunsan, sen büyüksen de, senden başka bir de daha büyük var, o da devlet, evet. Kimi konularda değil, birçok konularda ben seni değil, onu razı edeceğim demek. Sokaktaki çocuğun anlayacağı düzeyde anlatımıyla laiklik bu. Yani senin Allah olarak, Allah ol, bizi yaratmış ol, işine bak. Bizim işimize kendimiz bakacağız, biz seçtiğimiz milletvekillerine baktıracağız demek kısaca. Böyle. Hukuk felsefesinde uzun uzun anlatıldığı gibi 3-4 konferansta bile başından sonuna laiklik sürecinin nasıl gelişip son durumunu Fransız ihtilaliyle son şeklini aldığını anlatabilecek bilgi birikimim var. Özetlersek böyle. Şimdi insan bu düşünceye doğru mu eğri mi, kabul edilmeli mi edilmemeli mi diye muhakeme ederken şu gözle baksın. Rahat konuşmakta hiçbir beis yok. Elini vicdanına koysun. Siz haşa ve kelle Allah olun ve sizin yarattığınız kullar hakimiyeti sizin elinizden alsın ve siz Allah olarak buna razı olun. Hiç aklınız kesiyor mu beyler? Olacak iş midir bu? Olacak iş midir? Örneğin çok basite indirgeyerek bir ailede onca yükünü çekmiş o ailenin babası, işte kazancını, geçimini sağlayan, derdine, sıkıntısına katlanan bir adam daha dünkü çocuğu çıksın, babasına dedim ki sen de kim oluyorsun, ben bildiğimi okurum, bilmem ne yaparım. Şöyle, yani topu da o çocuk sonuçta nedir, elinin tersiyle babasından şöyle bir Osmanlı tokadını hak ediyor demek değil midir? Allah-u Teala biz kulları gibi aceleci olmadığından bu isyankarlıklarımıza ses çıkarmıyor ise, sanmayalım ki kulağı duymuyor da ses çıkarmıyor. Sanmayalım ki gücü yok da bir şey yapmıyor. O ihmal etmez. O imhal ediyor, yani mahal veriyor, bize süre veriyor. Acele edip şap diye hemen ensemize tokatı bindirmiyor. Hemen burnumuzun üstüne yere çakmıyor. Ama elbette hesap günü.
Yani diriltilip yeniden onun huzuruna döndürüleceğimiz günde her şeyimizin miskal tanesi kadar, zerre-i miskal kadar hayrımızın da şerrimizin de bilicisi olarak bütün yaptıklarımızı, düşündüklerimizi karşımıza çıkaracak ve bizi bunlardan sorguya çekecek. Öldükten sonra dirileceğimize inanıyorsak, ki inanmayan insanın Müslüman olması mümkün değil, hesaba çekileceğimize inanıyorsak, bilelim ki orada hesap yalnız ve yalnız Allah'ın kitabı Kur'an'dan hesap görülecek. O kitapta bizim Müslümanım diyen, müminim diyen insanların nasıl iman etmesi gerekiyor, nelere ne kadarıyla inanması gerekiyorsa ancak onlara o kadar inanan insanlar cevapları evet olursa o sınıfı geçebilir, o iyi not, geçme notu alabilir. Burada çok basit bir misalle bir şey anlatmak istiyorum. Burası Çorum. Her şehirde de en çok o şehirli bulunur. Genelde böyledir. Şurada durup dururken efendim Kırşehirli şöyle, Kırşehirli böyle, Kırşehirli'den şöyle adam olur, Kırşehirli'nin çamur gibisi de olsa gene Kırşehirli olsun da olsun da olsun da der dersem sizin Çorumluluğunuzu lüksettiririm. Yani ayağa kaldırırım. E yeter be, yani Çorum'dan adam çıkar diyesiniz gelir birçoğunuz. Ve dersiniz. Şimdi siz tutun bir tane Türk'ün bulunmadığı Hakkari'nin dağına ne mutlu Kürdüm diye yazın hangi beyinsizin işiyse bu. Bir tane Türk yok, herif Kürt, gebersin mi gitsin, ben Türk değilim, mutlu olmaya hakkım yok diye. O yazıyı nasıl okuyacak? Ne mutlu Kürdüm diye okuyacak. Ondan sonra al bakalım başına belayı Kürtçülük belası. Tabii sen Türkçülük yaparsan o da Kürtçülük yapacak. Belki Çerkezcilik, öbürü Arnavutçuluk, belki Boşnakçılık yapacak. Yapar. İnsanların anne babasını seçmesi kendi elinde değil ki böyle. Kim anne babasını kendi seçti? Yani ben Türk anne babadan olayım, ben Çerkez anne babadan olayım, ben Arap anne babadan olayım. Mümkün var mı? Yok. Kaldı ki biz yaşantımızda, gözümüzün önünde her gün yaşadığımız hayatta görüyoruz ki Türk'ün adamı bulunduğu gibi adam olmayan da var. Yani halk tabiriyle beni hoş görür, eşeği de var. Adamı olduğu gibi eşeği de var, yok. Kürt'ün de adamı var, eşeği de var. Arap'ın da adamı var, eşeği var. Her kavmin hem insanı var, yani insan olmaya özenmiş, o yolu tutmuşu var, hem de eşeklik yolu tutup eşek olmuşu var, yok. Yok diyecek bir Allah'ın kulu çıkabilir mi? Var efendim. O zaman biz ne yapalım? Yani Türk'üz, Kürt'üz ve de elimizde olmayan, doğarken Allah'ın bizi o şekilde yarattığı şeylerle değil, müktesebatımızla, yani bilahare aklımız ermeye başladıktan itibaren hayatta kazandığımız yüksek değerlerle yüceleceğimizi bilelim ve yücelmeye, yükselmeye, insan olmaya, İslam olmaya bakalım. Düşük değerleri benimser, düşük davranışlar sergilersek, düşük kişiliksiniz, hiç kimsenin gözünde kıymetiniz olmaz. Düşünelim, Ebu Leheb'in Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki, Ebu Leheb'in Peygamberin amcası olması, Allah-u Teala'nın ona tebbet yeda Ebu Leheb'in ve tebbema demesini engelliyor. Eli kırılsın o Ebu Leheb'in. Niye acaba? Ne yapıyor? Adam işi gücü bırakmış, takılmış yeğeninin peşine. O kime İslam'ı anlatırsa, Allah'ın gönderdiği vahyi anlatırsa, gidiyor anlattığı kimselere, bırakın diyor, bu benim yeğenim diyor, bu kafayı bozdu diyor, bunu dinlemeyin diyor, bunu söylediği boş laf. Şimdi bu adama yaptığından dolayı Allah-u Teala eli kırılsın diyor. O zaman Ebu Leheb o zaman geldi, geçti, öldü, gitti ise bugün Ebu Lehebler yok mu? Ebu Leheb'lik ne demek? Yaptığı işle bir insan Ebu Leheb olur. Sen de veya ben de Ebu Leheb'lik yaparsam, yani hakkın söylenmesine engel olursam, hakkı söyleyeni çeşitli şekillerde susturmaya çalışırsam, benim de elim kırılsın. Bu ayetten Ebu Leheb adını çıkar, sen kendi adını koy. Yani bu işi yapanın adını koy, ayet öyle olur. Yoksa Kur'an'ın ayetleri kıyamete kadar geçerli olmazdı. Ebu Leheb öldü mü bu ayeti çıkar, at Kur'an'dan olurdu. Atılır mı hiçbir ayet? Allah-u Teala insanlar gibi yaşadığı zemin ve zamanla mukayyet düşünen, düşünebilen, bilen bir Allah değil. O küllü şeyin alim, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten, küllü şeyin kadir olan bir Allah. Bizlerin kudreti mevzii. Kaldırırız, hadi kaç yüz kilo yükü kaldırır, o kadar. Ondan sonra artık bir gram da koysan kaldıramayız.
Yani Allah için örneğin bunun hududu söz konusu değil. Bizim için bilme, beş duyumuzla algıladığımız şeylerle sınırlıyken Allah-u Teala için bunlarla sınırlı değil. Onun bilmediği söz konusu değil, bilmediği şey yoktur. Bu itibarla Türkiye'nin dikkat edilirse vaktiyle daha çok sorunlarının okur yazarının ve tahsilcisinin az olmasından kaynaklandığı boyuna körüklenir, halka bildirilirken, şimdi Türkiye'de okur yazar olmayan kalmadı. Elini sallasan 10 milyon lise mezunu var, kaç milyon üniversite mezunu var ama suçluların tahsil düzeyi yükseldi, dikkat ediyor musunuz? O zaman tahsil yaptırmak değil bir insana, neyi tahsil ettiriyorsunuz? Yani neyi tahsil? Kazanç demek. Yani mahsul alma demek. Aldırdığınız kazanç, mahsul, işe yaramaz zehirli meyve toplatıyorsanız, bu adamı tahsil yapmış sayarsanız, yani mahsul toplamış sayarsanız, boş, boş işler peşinde koşuyorsunuz demektir. Yani Türkiye'de sorun çıkaranlar, örneğin hiç okuması yazması olmayanlar mı? Mesela kürçülük yapanlar, mesela eroin kaçıranlar, mesela adam öldürenler, mesela yeryüzünü ifsad eden, her türlü pisliği yapan insanlara bakın, en aşağısı lise mezunu. Demek ki liselerimizde, yüksek okullarımızda, fakültelerimizde insanlara insan olma yolunu değil, işte özgür olmayı, kendi yolunu tutma, ben hayatımı yaşarım, demokrasi, laiklik gibi İslam dışı, İslam'ın dışladığı insanı hevasına uymaya yönlendiren bir terbiye verirseniz, hevasına uyan insanın önüne geçemezsiniz. O insan her şeyi yapar. Gerçekten Türkiye'nin iç sorunlarının da dış sorunlarının da temelinde İslam'dan uzaklaşmışlık yatıyor. Kesinlikle herkes de bunu rahatlıkla tartışmaya hazırım. Tartışa geldim de bu yaşa. Yazıyla tartıştım, sözle tartıştım, her şekilde. Bir ara Marksizmi tehlike olarak çıkardılar. Hiçbir zaman İslam ülkeleri için, halkın Müslüman olan ülkeler için tehlike olmadı. Ama rejim Müslümanlar yanında olamadığı için Müslümanları korkutup yanına getirebilmek için öcü olarak kullandı. Hani Nazlı'nın annesinin verdiği mamayı, yedirmek istediği mamayı yemeyen çocuğu, gel yavrum ye işte bak ne tatlı işte mama falan, yok yemeyeceğim ben, göcü geliyor dedim de koşturur geliyor işte, komünizm geliyor, toplanın benim bayrağımın altında. Komünizm peki ne yapacak? Laboratuvarlarında geliştirecek. Türkiye'de en komünizmin geliştiği dönem 29-60'tan sonrasıdır. Ve Türkiye'de en fazla komünist imal eden üniversite Medeniz Teknik Üniversitesi, yani Orta Doğu Teknik Üniversitesi'dir. Bu üniversitenin A'dan Z'ye tüm masrafları Amerikan hükümeti tarafından karşılandı. Kurucusu Kemal Kurdaş profesör de Amerika'nın Türkiye'deki keymenlerinden birisi. Yani anahtar adam, kilit adam. Ve deniz gezmiş, Bolivya'nın Che Guevara'sı gibi Türkiye'nin Che Guevara'sı deniz gezmiş de ODTÜ'nün mahsulü ürünüydü. Ben hatırlayın dünü. Belki çok genç olmadan bilmezse de belli bir yaşın üstündekiler veya genç de olsa dünü okuyanlar bilir mi? Kim çıkardı bunları? Kim eğitti? Nerede? Gökten mi düştü? Yani Sovyetler Moskova'dan füzeyle kaldırdı. Türkiye'ye paraşütle mi indi bu deniz gezmişler? Yoksa burada olma, burada büyüme, okuma bunlar. İdiler. Rapor nereden geldi? Moskova'dan gelmedi, Washington'dan da gelmedi. Ankara'da siyasal bilgiler fakültesinden mezun oldu. Ya da olamadı, bilmiyorum. O da okuduğunu biliyorum. O zaman elinizle yetiştirdiğiniz mahsulün zehirli meyvelerini yiyorsunuz demek ki. Buna şikayet etmeye hakkınız yok. Ya şikayet etmeyin, afiyetle yiyin ya da zehirli meyve yetiştirmeyin. Hani Ebu Cehil Karpuz'u yetiştirmeyin o zaman. Adam gibi öteki yeniler tatlı kalmış. Hem elinizle Ebu Cehil Karpuz'u yetiştireceksiniz ki zehir gibidir bilirsiniz. Maşhur. Ondan sonra da ya bu karpuz niye zehir gibi? Sen onun tohumunu atıyorsun. Ve o tohumdan da meyve çıkar. Yani tatlı meyve çıkmaz, tatlı karpuz çıkmaz ki. Allah'tan korkmayan insanı başka şeyden korkutamazsınız.
gerçekten korkutamazsınız. Yani su nasıl şurada çıkan bir suyu filan yerdeki tarlaya götürüp oradaki ekini sulamak istiyorsanız, bir zemin, bir de ki yanına taşmaması, yayılmaması için ark kenarları lazımsa, bu tarafa yayılmak isterse bu ark kenarı mani olur, bu tarafa bu mani olur ve götürmek istediğiniz yere kadar gider. İnsanı da içeriden Allah korkusu duvarı, dışarıdan devlet murakabası duvarı arasında ancak insan olmasının amacına doğru götürebilirsiniz, sevk edebilirsiniz. Bunlardan birinin olmaması halinde zapt edemezsiniz. Allah korkusu herkeste %100 yerleştirmeniz mümkün olmaz. Yerleştirdiklerinizi devlet murakabasına da ihtiyaç duymadan İyi yolda görürsünüz ama kimisi var, hiç tınmaz. Allah var mı yok mu, hesaba çekecek mi çekmeyecek mi, hiç umurunda olmaz. O adam bir kişi de olsa bütün bir toplumu ifsad eder. Bir çürük incirin, bir çuval incirin bozduğu çürüklüğü. Onu devlet murakabası toplumu ifsattan, yeryüzünü ifsad etmekten, bozmaktan koruyacaktır, engel olacaktır. Diğer yandan Allah korkusu olmaz, yalnız devlet korkusuyla işi halletmeye kalkarsanız her suç işleme ihtimali bulunanın başına bir jandarma dikmeniz, bir polis dikmeniz, bence dikmeniz gerekir ki o kadar dürüst polisi bulduysanız zaten sizin yolunuz asfalt olmuş demektir. Bu da mümkün. Bu bakımdan insan kendini murakabe edenlerin insan olarak bulunmadığı yerde Allah'ın her yaptığını, bildiğini, gördüğünü, her söylediğini, işittiğini, hatta içinden geçirdiğini dahi bildiği bilinciyle yaşayan, bu bilinçle yetişen bir insanın gerçekten Allah korkusu işlemesi muhtemel suçları, toplumu bozması, kişisine, ailesine, yakınlarına, en yakın çevresinden en uzak çevresine kadar zarar vermesinin önündeki en büyük ve en geçerli engeli oluşturur. Başka türlü başlayamazsınız insanı. Gerçekten insanları böyle bu geçici dünya metaıyla onu kazanmak, onu elde etmek, elde etmesi için tahrik eder durursanız herkesi köşe dönücü yaparsınız. Bu sayılar nasıl köşe dönücü? İşte şunun elindekini alacağım, bunu haksız yere sapsak vereceğim, şuna el koyacağım. Herkesin böyle kırplaştığı, böyle hırr çevresini ısırıp kimden ne koparırım diye düşünür hale getirdiğiniz bir toplum yaşanacak bir toplum olmaktan kesinlikle çıkar. Onun için biz geçici menfaatle değil, istikrarlı, kalıcı, uzun vadede kullanımı olan kişisel ya da toplumsal menfaatlerimizi hem bu dünya için hem ahiretteki devamı açısından gözetlemek, görmek ve ona göre kendimizi planlamak zorundayız ki sorunlarımızı çözebilelim. Başka türlü sorunları çözümü söz konusu olamaz. İnsanı insanlığından çıkarırsınız, uzaklaştırırsınız. İnsanı Rabbine isyan eder hale getirirseniz, onun emirlerini gavurların layıklık ülkesi uğruna iki paralık kıymeti olmaz hale getirirseniz, bu hale getirdiğiniz insanlar size yar olmaz, ülkesine de yar olmaz. Feleğini şaşırtır toplumun bugün yaptığı gibi. Evet, gözünüze baka baka televizyonda dinlediğiniz politikacılar, gözünüze baka baka nasıl yalanı rahat söylüyor? Allah'tan korkan insan nasıl olur da yalanı rahat söyler? Hem de doğru rahatlığıyla söylüyor. Resmen, isim vermek istemiyorum ama arzu eden olursa, hepsinin ismini adım adım kendilerini unuttuklarını bile önlerine sermeye hazır. İnsan utanır yahu. Nasıl olur da Allah'ın kullarına gözünün içine baka baka yalan söyler insan? Resmen yalan söylüyor. İki ay evvel şuna mikrofon derken bugün çıkıyor yok lambadır. Yahu insaf et, yani herkes mi ahmak, bir sen akıllısın. Bu kadar aleni yalanları söylüyorlar. Yani iki ay evvel mikrofon, bugün lamba yapıyor şu mikrofon. Bunda lambalık falan bir hal yok. Tabiatında değişme de yok. Görüyorsunuz, ajansları dinlemiyor musunuz? Parlamento saatlerini seyretmiyor musunuz? Seyretin beni. Sizin yönetenlerin ağırlığını görün, keyfiyetini görün. Muhalifini, muvafıkını, Ali'sini, velisini. Yani mesele Ali ile Veli ile alakalı değil. Sonuçta bizim seçtiğimiz insanlar, bizim derken ben elhamdülillah hiç reyini vermedim kimseye de. Reyini verenler düşünsün ama ben de düşünüyorum ister istemez. Çünkü benim vermemem sorunu değiştirmiyor.
Ama niye böyle yapıyorsunuz? Demiyor mu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Yani neye müstahak iseniz onunla yönetilirsiniz. Buyurmuyor mu ki Allah-u Teala bir kavim, yani toplum nefslerindekini değiştirmedikçe Allah o toplumun halini değiştirmez. Gerçekten bu Allah'ın değişmez kanunu. Hakikaten şu toplumda yaşayan insanlar İslam'ın izzeti kendi üzerlerinde bulunsun istiyorlarsa mecburdurlar düşünce ve davranışlarını Kur'an'dakilerle değiştirmek. Başka yolu yok. Başka çaresi kesinlikle yok. Eğer biz örneğin namazı sevmiyoruz, Allah seviyorsa ki öyle, o zaman biz nefsimizi değiştirip namazı sever hale getirelim. Biz dürüstlüğü sevmiyoruz, kısa yoldan köşe dönücülüğü seviyorsak, Allah ise böyle şeyleri sevmiyorsa ki sevmiyor Kur'an'da yazdığına göre, o zaman nefsimizdekini değiştirip dürüstlüğü sever hale getireceğiz nefsimizi, kendimizi düzelteceğiz. Önce en çok insanın kendi nefsine sözü geçer. Eğer bu toplumun içerisinde nefislerindekini değiştirenler çıkar, çevresine de güzel birer örnek Kur'an'ın deyimiyle usvetül haseneler oluşturulursa, elbette Allah-u Teala bu toplumdaki bu değişikliğe bakarak nefislerindekini Kur'an'dakilerle değiştirenleri gördükçe onların bu zilletli halini izzetli hale tahvil eder, değiştirir. Bu Allah'ın hiç şaşmamış ve şaşmayacak olan kanunudur. Kur'an eğer Allah'ın kelamı ise ki öyle, hiç şüphemiz. Orada aynen bu kanunlar orada olsun. Ben söylemiyorum, ben uydurmuyorum, ben ancak naklediyorum. Benim siyahın içine sindirmiş, kanına karıştırmış bir insan olarak ancak naklediyorum. Türkiye'nin dış sorunları içerisinde görüyorsunuz. İhracatından tutunuz komşularıyla ilişkilerinden, komşularının Müslümanım diyenleri ile ilişkilerinden, gavur olanlarıyla ilişkilerde, Sovyetler Birliği'nde meydana gelen değişikliklerden sonra yeni bir coğrafya doğuyor dünyada. Hiç kimsenin bundan 10 sene, 15 sene evvel hayalinden geçmeyen şeyler bugün eliyle tutabildiği, gözüyle görebildiği şeyler haline geldi. Kim derdi ki bugünkü gibi olacak dünya? Ancak Allah bilirdi bunu. Gerçekten birikti. Marksizm nihayet bütün insanları açlıkta, sefalette eşitledi ve arzı terk etti gitti. Yani işi bitti. Toprağı bol olsun. Gavur ölüler için öyle derler değil mi? Biz de Marksizm'e toprağı bol olsun diyelim. Şimdi ondan sonra ortaya çıkan ve pençesine geçirdiğinden bu yana her türlü baskıyı uygulayan, o insanlara kendi kültürleri, kendi dinleri, kendi dünya görüşleriyle ilgili en ufak bir takım bilgiler bilmesine dahi imkan tanımayan, özellikle uzun yıllar süren tatbikatıyla Stalin ve Beria dönemi Sovyetleri altında Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Dasmasya, Kırım ve diğer yerler hakikaten bugün gördüğümüz zayıf, ezilmiş, üzülmüş, böyle perişan hale getirilmiş insanlar topluluğu görüyor. Halbuki bu insanların üzerinde yaşadığı toprakların altında bilgisayarların hafızalarının alamayacağı boyutlarda tabii servetler dolu, doğal gazlardan altınlara kadar. Ama bütün bunlar hiç onların işine yaramadı. Alıp götürenlerin de işine yaramadı. Onlara da yaramadı ve bir sefaleti miras olarak bıraktı. Komünizm çekti gitti. Şimdi ortalık boş kalmadı elbette. Amerikan gavuru da tepemizden hiç ümdiği yok. İçimizdeki dostları, işbirlikçileri sayesinde. Onlar davet edip döşek hazırlıyorlar. Amerika'da geliyor tabii, döşek bulduğu yerde kim oturmaz ki, Amerika oturmasın, kuş oturmasın. Onun için oradaki cumhuriyetlerde batıya karşı kesin İslami tavır koyacak genel ve yaygın tabiriyle radikal İslam aman bir rol oynayamasın diye bir taraftan Suudi Arabistan'ın Amerikancı Müslümanlarını o taraflara dahiliye gönderiyor. Bir taraftan laik Müslüman Türkiye'de orada gelişmesi muhtemel değil, mümkün ve çok yakın ihtimalle de yakın tarihte çok büyük boy atacak gerçekçi İslam, Kur'an İslam'ını engellemek için laikleştirme teşebbüslerinde.
yani hayrına yapmıyor Amerika. Amerika'nın işine gelmiyor. Gelir mi? Niye gelsin? Bu itibarla Müslümanlar mutlaka birbiriyle daha yakın diyalog kurmak, daha yakın ilişkiler kurmak zorundalar. Birbirini anlamak, aradaki kopuklukları tamamlamak, kaynatmak, lehimlemek zorundalar. Çünkü diyalogsuzluk gerek Çorum'da yaşayan iki insanı birbirine tanımaktan tanımasını engellerken, başka ülkelerde yaşayanları bir sütun engelliyor. Gitmeli, görüşmeli, konuşmalı, anlatmalı, Müslümanca davranmalı ve onların bir an evvel İslam etrafında bu Sovyet ve Rus Slav tahakkümünden, küfür tahakkümünden kurtulmalarına yardımcı olmak zorundayız. Bunu laik demokratik politikalarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden doğrusu ben bekleyemiyorum. Bekleyen varsa da çok bekler kanaatim. Çünkü bu devlet politikalarıyla kendi ülkesinde yaşayan insanlara yar olmamışken bir sürü kendi başına dert çıkaran eğitim politikasıyla, devlet politikasıyla bunca problemler yaratmışken Orta Asya'daki Türk asıllı ve Müslüman Cumhuriyetler diye anılan yani esas itibariyle Müslümanlığı benimsemiş halkların nasıl olur da derdine deva olur, yarasına merhem olabilir? Kesinlikle. Ama bunlar işi bitti. Yani sanılmasın yalnız Marksizmin işi bitti. Daha çok İzmin işi bitti. Böyle gizli kapaklı söylediğimden değil. Yani Kemalizmin de işi çoktan bitti. Kabucu dama atıldı. Gerçekten böyle. Yani bu hiç akıllı başlı düşünelim, bakalım. Geçti yani. Geçen gün televizyonda seyretmediniz mi Metamorfoz diye Mim Kemal'in hayatını? Neden içermiş meğerse? Milletin derdi çokmuş da ondan içermiş. Ya bu meyhanedeki bir adam da bunu söylüyor. İnsaf etsen bu milletin yöneticiliğine soyulmuşsun ya. Kendileri çevirdi yani o filmi biz filan çevirmedik. TRT'nin resmi görüşü, devletin resmi görüşü olarak çevrilen Metamorfoz filminde dikkatle izlemenizi tavsiye ederim. Dizi halinde başladı. Bu kadar basit olmaz. Bu kadar basit olmaz. İçkiyi içmenin hiçbir meşru sebebi olamaz. Herkes biliyor. Eskimosu da bilir bunu. Çinlisi de bilir. Kızılderilisi de bilir. Afrikalı Karaderilisi de bilir. Türkü de bilir. Kürdü de bilir ki İnsanda var olan 3 gram akıl varsa, 13 gram akıl varsa içki zıkımı bu aklı alıp götürür adamı. Ta ki sarhoşluk geçene kadar. Öyle değil midir efendim? Tıp bende öyle değil midir? İçtimaiyende öyle değil midir? Balık baştan kokmuşsa, bizim başımız sarhoşsa artık arkamız, kıçımız ne olmaz? Tabii rakı içmek milletin sünnetin akidesi haline geldi şimdi. En çok tüketilen içki rakı. Evet, Tekel'in yayınladığı istatistiklere göz atmıyor musunuz beyler? Okumuyor musunuz gazeteleri? İstatistik Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı yıllık istatistiklere bakmıyor musunuz en çok ne tüketiliyor? Her geçen gün Türkiye'de artan tüketim içkidir. Evet. Ne olacak yani? İmam bilmem ne yaparsa cemaat bilmem ne yapar hikayesini biliyorsunuz yani. İmam ne demek? Bir toplumun önündeki insan demek. Onun en çok yaptığı işi de millet en çok yapmaya kalktığında ortalık böyle sarhoşlarla dolar taşar işte. Olmuyor. Yani aklı denir biraz. Eğri oturuyorsak da doğru konuşalım. Değil mi? Efendim, dikkat edilirse örneğin Osmanlı Devleti yaşamış bir koca asırlar boyunca hem de 3 kıta üzerinde yaşayabilmiş. Yani meşhur tabiriyle 72,5 kavmi de bayrağı altında asırlar boyu tutmuş. Öyle Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunda 60 sene, 70 sene ömrü falan yok. Onun 10 katı, 600 sene. Dile kolay. İşte Marksizm şurada o kadar insanı derledi, topladı, topu topu. 70 sene sonra zıbardı gitti, bitti yani. Kaldım ben sen. Şimdi sosyalist ismi, devletin isminde var, utanıyorlar onları hemen. Aman mecliste oylayıp şundan kurtulalım. Çünkü haya ediyorlar yani. Yere baktırdı sosyalizm onları, yere baktırdı. Utandırıyor bütün milletler. Yonca hani süper devletti biliyor musun? Bir somuna muhtaçlar ya. Yani bir fırında ekmek oldum Allah. Bura. Bu hale getiren bir rejim insanı alnını yukarı kaldırmaz başını. Elbette başını aşağı indirir. Osmanlı Devleti'ne bakalım. Bu devlet varken
anasırı aslisi, yani asıl unsuru Türk olmasına rağmen hep kavim insan, hep insan olsa, küçük de olsa, babası tutulmaz. Farsından tutun Kürdüne, Arabından, Arnavuna, Boşnağından, Kovarına, bilmem şundan, şutuna, Çerkezinden, bilmem yani gerçekten Berberisinden bilmem nesine en şaşır, değil mi? Kavimlerdi. Bunların hepsi dillerini konuşurlardı, yazarlardı. Osmanlı Devleti'nin bütünlüğüne, devlet olarak bütünlüğüne, millet olarak bütünlüğüne en ufak bir halel gelmedi. 600 sene bundan. Yani o devlet ne bölündü, ne parçalandı, ne kırıldı, ne döküldü. Hatta çizilmedi daha. Kürtler Kürtçe konuştu, Arnavutlar Arnavutça konuştu yaptı diye. Çizilmedi dahi bölünmeyi bırakalım. Bırakalım bunları. Bunlar ki hadi kavmiyeti ayrı, dili ayrı ama en azından din ortaklığımız olan kavim. Diğer yandan Ermenileri düşünün. Yahudileri düşünün, Ermenileri düşünün. Bunlar dili ayrı, kavmiyeti ayrı, artı bir de dünya görüşü yani dini de ayrı. Hazreti Ömer zamanında radıyallahu anh Ermenilerin bulunduğu ana vatanları olan Armenya ile temas sağlanmış. O gün bugünlerde Ermenilerin devleti yok olmuş. Ta ne zamana kadar Osmanlı Devleti'nin yıkılacağı günlere hiçbir Ermeninin dini ayrı, ırkı ayrı, dili ayrı olmasına rağmen biz ayrı devlet kuracağız. Bizim Armanya'mız nerede? Biz işte onu yapacağız da yapacağız diyen bir tek Ermeni'nin varlığından kesinlikle hiçbir tarih kitabı bahsetmiyor. Bin küsür yıl anlaşılıyor ki hani Yahya Kemal'in şiirinde yani öyle görülüyor ki yani her giden memnun ki yerinden dönen yok seferinden diye meşhur bir şiiri var ya. Yani demek Ermeniler dahi Osmanlı zamanında olsun başkası Selçuklu zaman zulüm olmuşsa Ermeni diye Ermeniye olmamış. Müslümana da olmuş, Türk'e de olmuş. Yani Türk Müslümana da olmuş, Türk Müslümana da yani kim? Zalim vali nerede? Evet oradaki Türk, Kürt, Ermeni, Yahudi kim varsa hepsi nasiplenmiş. Yani Ermeniye husus bir zulüm görmüş. Eğer görseydiler Ermenilikleri tutardı. Ne zamana kadar tutmamış? Ta ki Osmanlı Devleti yıkıldı, yıkılacak, bitecek. O Batı'dan ithal, Batı'nın buraya zerk ettiği, yani sonradan dörlediği Ermenisilik işte taşlar, cemiyetler, ötemel, böyle. Ondan sonra Ermeniler eşeği yoldan çıkarır Sıfa'nın oynaması hesabı. Batı'nın oynaması Ermenilerin, Ermeni eşeği yoldan çıkarır, başına çıkartır. Yalan mı? Yaşadık, bilmeyenler varsa tabii hepimiz yaşamadık da yaşayanlarla yaşadık, onlardan dinledik, kimisini de okuduk. Hala da orada burada toplu kemiklerin mezarları bulunuyor bunlar tarafından öldürülen. O zaman bu toplum ne ile ayakta duruyor? Yani 600 yıl bir toplumun, bir devletin ayakta durması şaka değil. Yani tarihte örneğine az rastlanmış, tarih kitaplarının gerçekten az kaydettiği bir var. O zaman incelenmeye değer. İslam'dan başka bir şey ayakta tutuyor mu? Hayır. Türklük desen tebaanın tümü Türk değil. Böyle ana unsur Türk. Ama tümü Türk değil çünkü. Görüyoruz adam boşluk. Boşluk demiyor. Başka bir Türk değil. Türk değil. Başka bir Türk değil. O zaman yani İslam tek başına ayakta tutuyorsunuz. Siz İslam'ı devreden çıkarıp laiklikle ayakta tutacağım dersiniz. Siz milliyetçilikle ayakta tutacağım derseniz, aha 70 sene bile tutamazsınız, APO da çıkar, PKK da çıkar, yarın bakmışım bilmem Karadeniz'de Lazlar da çıkar, şurada Çerkez de çıkar, şurada bilmem ne de çıkar, daha Türk de olsa bu şehirde Türk ayrı çıkar, bu cümle Türk ayrı çıkmaya kalkar, bu zaman ayıklatıcı taşır. İnsanları bağlayıcı şeyleri bağ olarak kullanırsanız tutamazsınız, yoksa ayırıcı şeyleri gündeme getirirsiniz. Boyu uzun olan mı üstün, kısa olan mı üstün derler. Herkesin boyu, paran, dişleri gibi eşit olmadığına göre hadi bakalım boyu uzun olanlar, kısa olanlar arasında hırçınsın. Ayıkla birinci taşı. Adam olmanın boyu uzun olmayla kısa olmayla alakası yok ki. Adam olmanın Türk olmayla Türk olmayla alakası yok ki. Adam olmanın ana dilinin şu veya bu dil olmasıyla alakası yok ki. Ana dilinin Türkiye'li veya İranlı veya Mısırlı, Suriye'li veya Kafkasya'lı olmayla alakası yok ki. Eğer böyle olsaydı, yani
ne mutlu Türk'üm, yani Türk'üm deyince ne mutlu olunsaydı, o zaman yeryüzünde 5. konuşulan dil olarak Türkçe konuşan 250 milyon insan var. Silme 250 milyon mutlu insan olması lazımdı. Allah aşkına bırakalım Orta Asya'dakini bilmiyorum, görmedim de Çorum'daki Türklerin hepsi mutlu mu? Hayır. Ki o zaman yani sağlamasını yaptık mı? Çatmanın yanlış olduğu çıktı. Ne diye sağlıklıyız? Bizi ne bağlayacak? Ne adam edecek? Ne ayaklarımızın üstünde tutacak? Ne günümüzü bilmeyi, bugünümüzü değerlendirme için yararlı kılacak ve yarınımıza daha sağlam planlar, hesaplar yaparak, programlar yaparak bizi bulacaksa inanın zengi bu. Bu milletin, bu insanların yalnız Müslümanlar değil, mutlaka bütün insanları kurtaracak olan, gerçekten kişiliğine kavuşturacak, şahsiyet sahibi yapacak, kimlik sahibi yapacak, tek şey var, gerçekten Allah'a kitabıdır. Bunun dışında bir alternatif söz konusu. Kim dayatırsa dayatsın, kim güneşi balçıkla sıvayamazsınız, güneşin tutulduğu doğru, tutulması demek güneşin kararması, bitmesi, bir daha parlamaması demek değildir. Tutulmanın kısa sürdüğünü de görmüşümdür, uzun sürdüğünü de sonuçta ileride böyle durdurmaz. Çünkü Allah güneşi hep tutulsun için yaratmamıştır da olmuştur. Bu itibarla insan fıtratına uygun davranır, düşünür ve hareket ederse muhakkak doğru yolu bulanlardan olur. İnsanın fıtratının tarifesi de Kur'an'da yazılır. Çünkü insanı yaratanın gönderdiği kitap. Onun bilgisine kimsenin bilgisi eşdeğer olamaz. İnsanların bilgileri, düşünceleri yaşadığı zaman ne, zemin ne sınırlı? Bu sınırları ve zamanları aşan ancak aşabilmeye gücü yeten Allah-u Teala'dır. Zira bütün zaman ve zeminin halifi yoktan ol demekle oldurmuşudur. Kül feyekül demekle halk demektir. Bundan mı? Bu itibarla o yalnız 1400 sene evvel çölde yaşayan bir Kureyş kabilesi yaşasın için düzen göndermez. İnsanın fıtratı o gün bugündür değişmemiştir. İnsan yine insandır. İçgüdüleri böyle bir ihtiyaç duyuyor. Yine aç duyuyor, yine giymeye ihtiyaç duyuyor, yine binete ihtiyaç duyuyor. Yaşadığımız devirde binit olarak deve vardır, esler vardır, merkep vardır, at vardır. Ama bilirsiniz bugün arabalardan araba ve el yara bakarsın helikopter de bunlar özel binit haline dönüşür. Bunlar insanın fıtratını değiştiren şeyler değil. Gerçekten. İnsanın ihtiyaçlarını karşılayan şey, ihtiyaçların karşılanması ayrı, fıtratı değiştiren şey, fıtratta bir değişiklik yok. Zira yok sünnetullah'tır. Sünnetullah'ta bir değişiklik göremezsin buyuruyor Allah'a. Efendim, ben burada Kur'an'ın anlaşılmasıyla ilgili birkaç kelime de söylemek istiyorum. Çünkü Kur'an'ın anlaşılması toplumumuzda maalesef geleneksel olarak tevarüsen intikal ede geldiğimiz bilgi içerisinde Kur'an anlaşılmaz, herkes anlayamaz, biz kimiz de Kur'an'ı anlayalım şeklinde yaygın biçimde toplumun her katmanında konuşulan söylenen söz olarak külliyen batıl bir sözdür, bunu vurgulayacağımı girmek istiyorum. Zira Allah-u Teala eğer böyle olsaydı, gerçek bu konuda böyle olsaydı Allah-u Teala kullarına anlamasınlar diye anlayamayacakları bir kitap denilmiş olurdu ki bu zulmün ta kendisi olur. Allah-u Teala adildir. Zalim olamaz. Niye olamaz? Zaten zalim olan ya da zulme ihtiyaç duyan kimdir? Aciz ve eksik olan. Aciz ve eksikliğini zulme başvurarak tamamlama ihtiyacı duyanlar zulme başvurur. Allah'ın eksikliği ve acizi yoktur ki zulme başvurur. O bizim gibi eksiği olan acizliği olanlar için. Ey insanlar şeklindedir. İnsanın içine eski mübarda giriyor, Türkler de giriyor, Kürtler de giriyor, Arkalıklar da giriyor. Herkes girmiyor. Türkiye'de yaşayan da giriyor, Sibirya'da yaşayan da, Arabistan'da yaşayan da giriyor, İspanya'da yaşayan da. İnsan olarak yani ey erkekler de demiyor.
ey kadınlar demiyor. Ey Araplar, ey Farslar, ey Acemler, ey Türkler, ey Kürtler demiyor. Ey insanlar diyor. Müşterek vasfımız neyse şu kılıkta, bu varlıkta yaratılan bizi muhatap alıyor. Öyleyse bizim anlayamayacağımız bir kitaptan bizi sorumlu tutmasın. Zulmün ta kendisi olurdu ki Allah-u Teala'ya zulüm yakışmaz. Zaten zalim olsa Allah olmazdı. Allah olmak zalim olmamayı da gerektirir. Bu itibarla Kur'an kesinlikle anlaşılır. Ama nasıl ki onu anlayasınız diye apaçık Arapçayla gönderdik diyor Kureyşlilere. Niçin böyle söylüyor? Kureyşliler itiraz ediyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Diyorlar ki senin altından önceden köşklerin yok. Yanında meleklerden muhafızların yok. Çarşılarda, pazarlarda dolaşıyorsun. Bizim gibi yiyor, içiyorsun. Bir de üstelik yani bunlar yetmiyormuş gibi, yani bizden hiç farkın olmadığı bu şeyler yetmiyormuş gibi. Bir de bizim konuştuğumuz dilden konuşuyor. Onların bazıları için, hani parantez içinde onlarınkini yorumlayarak söylüyorum, seni uyarım. Bazıları için işte bunları bana Allah söylüyor diyorsun, hadi oradan sen de demeye getiriyorlar. Allah müşriklerin bu sözlerini iktibas etmiş Kur'an'da. Allah buna cevaben diyor ki, onu anlayasınız diye apaçık Arapçayla gönderdi. Başka bir ayette diyor ki, yeryüzünde gelip gezip dolaşanlar melekler olsaydı elbette meleklerden onlara bir elçi gönderirdi. Başka bir ayette diyor ki, onlara başka dil ile hitap eden bir peygamber gönderseydik, bu sefer bu peygamber ne diyor, bir anlayan olsa da bize anlatsa derlerdi diyor. Yani onların itirazlarının önünü kesmek, onları dindirmek ve doğru söze kulak vermelerini sağlamak için hitap tarzı bunlar. Kur'an anlaşılmaz ise o zaman Kur'an'dan imtihana da çekilemez insan. Zaten bir okumada, bir şeyde, herhangi bir kitap, bir yurttaşlık bilgisi bile, bir coğrafya bile 10 not alınacak kadar anlaşılıyor mu ki Kur'an anlaşılır? Elbette ki bir şey bir okumuşta bir anlaşılır da, iki okumuşta biraz daha anlaşılır, üç okumuşta biraz daha, beş okumuşta biraz daha, biraz daha böyle değil midir? Her şey böyle değil midir? Örneğin şoförlük bile, şoförlük öğrenecek birisi bugün direksiyona geçti diye, hemen bugün direksiyonu tuttu diye yarın ehliyeti alabiliyor mu? Arabayı kullanabiliyor mu? Basit gördüğümüz ve hemen herkesin, isteyen herkesin yapabildiği bir işi örnek verelim. Yok. Üstünde çalıştıkça, uğraştıkça elde ediliyor işler. Bir tek peygamberlik vardır. Çalışılarak, uğraşılarak erişilemeyecek şey. Niye? İnsanların çalışmasının mahsulü değildir peygamberin. Allah-u Teala diliyor, uygun gördüğü bir kulunu kendine elçi seçiyor. Diğer kullarına tebliğ edeceği şey olur. Yani o kesbi değil, peygamberlik kesbi değil. Allah'ın seçimi, onun nasbı, onun mev'uf, yani seçmesiyle, onun mev'uf eylemesiyle. Onun dışında her iş, berberlikten pilotluğa kadar, müştehitlikten fakihlere kadar, doktorluktan kimyagerliğe, her şey, uğraşırsanız, didinirseniz, gereğine tevessül eder iseniz, akliyetiniz, kabiliyetiniz nispetinde mutlaka anlaşılır. Evet, çocukluğunda köyünde kuzularını güderken tepesinde uçan uçağın nasıl uçtuğunu aklı sırrı bir türlü erdiremeyen o çocuk günün birinde hava harbi okuluna gidiyor, o uçağı vızır vızır uçurur hale gelebiliyor. Niye? Gördüğü eğitim sonucu. Hepsi bu kadar. Değil mi? Biz de kendimizi fıkıhla ilgilendirirsek, biz de kendimizi hadisle ilgilendirirsek, biz de kendimizi Allah'ın kitabını anlamakla ilgilendirirsek nasıl anlamayız? Böyle eğer anlayacak kadar aklımız yoksa zaten bu dinin muhatabı değiliz. Sorgunun muhatabı değiliz. Bunu suçlusa biz değiliz. Çünkü aklı biz bir dükkandan almadığımız gibi kendimiz de yaratmıyoruz. Bizi yaratan dilese bana akıl vermeseydi ben şurada nasıl ve ne sebeple huzurunuza çıkıp size bir şeyler söyleyebilecektim, ne söyleyebilirdim ki? Onun verdiği akıl ile o aklı araç kullanıp Allah'ın kitabını, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan geldiği söylenen rivayetleri doğru mu eğri mi, şu şöyleni bu değil mi sağlamasını yaparak bir daha insan uğraştığı aklını taktığı meyni sayini bütünüyle full time verdiği işin akliyeti kabiliyeti nispetinde erbabı olmuyor efendim. Yeryüzünde her işin böyle erbabı olunmuyor. Mesele bu kadar basit. Ama siz anlamam der durursanız nasıl anlarsınız? Daha başlangıçtan kendinizi kilitliyorsunuz, anahtarınızdan denize atıyorsunuz. Nasıl anlarsınız? Anlamam deme, tabii ki anlamaz. Olmaz olmaz deme, olmaz olmaz sözü var mı? Öyle.
Olmaz. Aynen böyle. Anlamam. 40 gün kendine anlamam dersen anlayışsızın biri olur çıkarsın tabii. Yani bundan doğal bir şey var mı? Olur mu öyle şey? Anlamazsak nasıl ona göre amel edeceğiz? Anlamazsak nasıl ya eyyühellezine amenudan olacağız? Ey iman edenler, yani emin olanlar. Neden emin olanlar? Allah'tan başka ilah bulunmadığından emin olanlar, Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğundan emin olanlar, öldükten sonra dirileceğinden ve hesaba çekileceğinden emin olanlar, daha evvel de kitaplar ve peygamberler gönderildiğinden emin olanlar, cennet ve cehennemin varlığından emin olanlar, meleklerin varlığından emin olanlar, cinlerin varlığından emin olanlar, rızkı Allah'ın üzerine aldığından emin olanlar, gaybı yalnızca Allah'ın bildiğinden emin olanlar ve ila ahir. Kapa parantezi, amenu'nun muhtevasında itikada taalluk eden ayetlerin muhtevası. Bunları koyun. Ondan sonra ve amenus salihat ve salih amel sahipleri. İslam'da salih amel iki. Bir, münkerlerden kaçınmak. İki, maruflar ile amel etmek. Münkerler nedir? Yalan söylemekten tutunun, komşu hukukuna riayet etmemeye kadar. Etmemek münkerdir. Etmek maruftur. Değil mi? İçki içmekten tutunuz zina etmeye kadar. Bunlar münkerdir. Münker olarak yani diğer bir tabirle, münker en genel ifade, haram olarak bildirilen şeylerin tümünden olacaksınız. Farz olarak bildirilen şeylerin tümünü maruf, tümünü yapacaksınız ki bu ikisinin toplamı amelus salihatıdır. Yani salih, uygun ameller. İmanınız sahih, amelleriniz salih olur ise, bu iki atom birleşirse bir sevap, yani Allah rızası molekülü meydana gelir. O zaman elbette ahirette sözünden ve amellerinden razı olduklarımız ifadesinin doğal muhatabı olur. Bu iki şeyi yapmanız lazım. Bunları da Kur'an yazıyor, Kur'an'ın dışında. Yani insanlar eğer birilerinin ağzına bakacaksa, bakmalıysa, ağzına bakılmaya deyim olarak söylüyorum söz gelimi, en müstehaf olan elbette ki Allah-u Teala değil midir benim? Ben değilim, siz değilsiniz, öteki değil, beriki değil, filan adam değil, falan adam değil. Eğer kalelere itibar edeceksek, kale filan, kale falan, kale Batı galibim, kale Mustafa Kemal, kale Atatürk Bey, ben kale Allah-u Teala'ya itibar ederim. Kim büyükse büyüğün sözüne itibar etmektir akıllılık. Allah aşkına yapmayalım yani, eğri oturuyorsak da doğrusunu konuşmak vacip, yoksa topluca ölelim de bitsin var. Yerin altı, yerin üstünden hayırlı hale gelmiş demektir bizim için. Olmamış mı? Yanlışlar karşısında susmayı dilsiz şeytanlıkla eşit tutan bir dinin ümmeti olduğumuzdan söz ediyorsak, nerede ve hangi şartlarda olursa olsun, madalya takılacak ya da hapse tıkılacak olursak olalım, bunu söylemek zorundayız. İyilik yeryüzünden kalkarsa insanlığın sonu gelmiş, işte kıyamet yaklaşmış demektir. İyiliği yaşatan ümmet İslam ümmetidir. Allah-u Teala ne söylüyor? Estağfurullah. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ İçinizden bir ümmet, bir topluluk, en az bir ümmetinin sonundaki ün, bir tek dini, en az bir anlamında bulunsun. Arapçada biliyorsun bazı lisanlarda Türkçedeki gibi değil, yani sondan başlanıyor. Ne yapmak üzere? يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ İnsanları hayra yetmek üzere. Nasıl hayır nedir? Hayra nasıl yedilir? Açıklıyor. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ Yani maruf ile emrederek يَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Yani şöyle Türkçe düzeltelim. Münkerden nehyederek, maruf ile emrederek insanları hayra yeden içinizden bir topluluk bulun. Kısaca Türkçedeki cümle sentaksına, dizilişine uygun şekle getirelim. Böyle bir toplumu içinde yaşatmayan, bulundurmayan, bulunsun için çalışmayan toplumun yaşamaya hakkı yoktur. İki cihan da onun için rezalet alanıdır, zillet alanıdır. Nitekim bugün de bu millet, burada yaşayan toplum hakikaten zillet içindedir. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin milletler arası arenada, siyasi alanda 5 gramlık ağırlığı mı var sanıyorsunuz? Amerika'nın şamar olan durumundadır. Alemin pis boyu
şurada 200 senelik mazisi yok, pis kovboyu. He? Her şeyi yapabileceğini zannediyor. Onların bir katırt bilmem nallayıcı başçavuşu geldi mi cumhurbaşkanı yahut ordu komutanıyla aynı masada yemek. Nedir yahu bu kadar düşmek? Utanır insan be, haya eder be. Marşlar söylemeye gelince de Gazi Osman Paşa işte bilmem ne Osman Paşa'mız filan neden çıkmaz diyor. Ben kendi marifetiniz varsa onunla övünün bari be, utanmazlar. Övünmeye gelince onlarla övülüyorlar, sövmeye gelince gene onlara sövüyorlar. Pes ya, bu kadar mı insan iki yüzlü olur, bu kadar mı hayasız ya da yüzsüz olur? Evet. Olmaz yani, biz silkinmek zorundayız. Ayağa kalkmak ve kendi gücümüz ve kudretimizle kendi ayağımızın üstünde durmak zorundayız. Bu ülkede yaşayan insanlar nereden nereye geldi? Salt alın terleriyle ve gerçekten kendi emekleriyle bu noktaya geldi. Zenginlik Türkiye'de çok arttı benim. Bundan 50 sene evvel yamalıksız elbise giyen bir koca vilayette belki vali, bir bilmem kimi yani derle topla bir minibüs dolduracak kadar mı? Yamalıksız elbise giyen. Bugün yamalı elbise giyen bir minibüs dolduracak adam bulamazsınız. Koca Çorum'da. Evet. Bu en basit ifadesiyle zenginliğin artmasıdır. Çalışmanın ürünüdür. Ama bereketi görülüyor mu benim? Allah razı olsun, ellisi vicdanınıza koyuyor, öyle söylüyor. Görüyor musunuz? Kazancının bu kadar artması, en gariban ailenin evinde bile çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, televizyonu, videosu, cartı, cürt, ya bunları bir toplasalım, hiç şakası yok. İlk ağızda bir 20-25 milyon ediveren şeyler değil. Yetiyor mu? Ağız tadı parayla olsaydı, yeryüzünde ne kadar zengin var, onlar mutlu, bahtiyar olur. Ne kadar fakir var, hepsi mutsuz olur. Mutluluğun parayla alakası yok, doğrudan alakası ise hiç. İç denge meselesi, muhasebe meselesi. Ne yaptım, niçin yapıyorum, ne söylüyorum, kimin için yapıyorum? Yaptığının sonunu düşünecek, düşünmek duygusu insanı insan eden, insanlığına yakın tutan çok önemli bir duygu. Gerçekten insanların ahir düşüncesi taşımadıklarını, yani şu işi yaparsam, şöyle edersem ne olur, sonu ne olur diye düşünmediğini bir an için varsayın. Yeryüzü yaşanır halde kalır mı? Ben şurada adamı para sayarken gördüm, hemen el atayım. Eğer el atmaktan insanları alıkoyuyorsa bu düşünce, ya buna el atarsam işte ne olur, karakola götürürüm, orada hani mahkemeye derken hapse şu kadar yat, hemen parayı elime al, elimden alırlar, yani bana yar etmezler değil mi? Efendim şu kadın gidiyor, hadi onu alıp bunu götüreyim. Götürürsem ne olur? Beni götürürler, içeri tıkarlar, o kadın da elimden alır. Ondan sonra rezil olurum. Bu düşünce, yani ahir düşüncesi, şu anı takip eden en kısa an sonrasından başlar. İslam'ın tanımladığı ve ezeli, yani ebedi olan ahiret dediğimiz ahir düşüncesi insanı sapasağlam yapıyor. Biz eğer bu dünyada oynamadan, temelimiz bozulmadan bir Müslüman olarak durabiliyorsak, bütün fitne unsurlarına rağmen,
Ahiret düşüncesi, ahirette elimize geçecek şeylerin üstünlüğü, bu dünyada da ahirette de aziz olma düşüncesidir bizi insan tutan. Geçici dünya metaına meylettirmeyen. Yoksa geçici dünya metaına meyledenlerin neler yaptıklarını işte seyrettiğiniz Yaşamıyorsak bile içinde Amerikan dizilerinde Batı'nın hayat tarzını aksettiren televizyon dizilerinde görüyorsunuz. Her türlü rezilliği bol bol bedavadan bulabiliyorsunuz. Hiçbir türlü bir değerleri yok ki insanlığa onu aşılamak, onu vermek, onu zerk etmek istesinler. Yok. Hakikaten yaşatılmaya değer bir tek değerleri yok. Onun için bütün filmleri, dizileri rezalet. Bu itibarla insan muhakkak düşünmek zorunda. Düşünerek hareket etmek zorunda. Oyunu atarken, komşu hukukunu gözetirken, herhangi hayvanına yük yüklerken, arabasına yük yüklerken, arabasını sürerken, yol sular var, yayaları acaba çamura bular mıyım, üstünü bu soğuk kış gününde şey yapar mıyım, batırır mıyım, üşütür müyüm? Her şeyi insanın düşünmesi, hesap etmesi mutlaka o insanı dengeli, ruh sağlığı yerinde, Allah'tan korkan, onun rızasını talip, rızasını talep eden ve dengeli bir şahsiyet haline getirir. O kimsenin anası babası kendinden razı olduğu gibi çoluk çocuğu da kendisinden razı olur. O kimsenin konusu komşusu kendinden razı olduğu gibi akrabaları da kendinden razı olur. O kimse bir gün mağdur görüldü, anlatmak birini duydum, çok canlı bir örnek. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısı, askeri savcı yardımcısı Ülkü Coşkun'la konuşuyoruz. Dedim ki Ülkü Bey, şurada bir odacı arkasını bir yere dayamak istese şu mahkemede, bir odacı kime dayanmalı? Mesela sen savcı yardımcısın, Nusret Demirhan Bey'de başsavcı. Başsavcıya arkasını dayan odacı için daha akıllılık. Bir savcı yardımcısına mı ki siz 7-8 tane varsınız? Hangisi? Dedi tabii başsavcıya. Dedim müsaade buyurun da biz de Allah dururken devlete arkamızı dayamayalım. Ha? Diyebilir ve ispat edebilirsen bana ki devlet Allah'tan büyük, o zaman Allah'a bırakıp devlete arkamı dayayalım. Ben varım aşağıda vatandaş, üstümde devlet, onun üstünde de Allah var. Eğer devlet Allah'ı razı edecek bir devletse, ben devleti razı eden, düzenine uyan kişi olarak aynı zamanda bir taşla iki kuş vurur, hem de Allah'ı razı ederim. Dolayısıyla ben memnunum, devlet memnun, Allah memnun. Yani razı. Ama bu arada şu devlet yançı diyorsa bir takım konularda, o onun bileceği iş beni hiç ırgalamıyor. Allah beni ırgalıyor. Çünkü o hesaba çekecek olan o. Beni yaratan da o, rızıklandıran da o, yaşatan da o. Dolayısıyla ben minnetimi, şükrümü, şükranımı elbette ona arz etmeliyim. Benim varlığımda hiç dahli bulunmayan haramiye mi şükür arz edeceğim? Bunun da Allah'ı, o Allah'ı bilmiyorsa bile Allah da onu bilmiyor mu? Biliyor. O zaman o da Allah'a tabi olan, Allah'a itaat eden bir devlet olsun. Ben de devlete itaat etmekle bir taşla iki kuş vururum. Yani hem devlete hem Allah'a itaat etmiş olurum. Vatandaşla devlet arasında sorun da çıkmaz. Allah ile kulları ve devlet arasında da sorun çıkmaz. Asfalt yolda, otobanda sürer gibi hayatımızı yaşarız. Öyle değil mi? Yani burada tersliği yapan ben değil, Allah da değil. Aradaki devlet yapıyorsa bu onun sorunu. Onun boynun altında kalır, görünmeli bilir. Düzenini kastediyorum, yoksa İslam'da da devlet var. İslam anarşi düzenini savunan, yani devletsizliği, düzensizliği savunan bir din değil. İslam teröre hiçbir çeşidiyle metelik vermeyen bir dindir. En azından ayette açıkça la ikraha fiddin, dinde zorlama yok, olamaz da. Zira inanmanın, dinlenmenin, din sahibi olmanın zora gelir yanı yoktur. Tamam sıkıştırırsın şurada, tamam senin dediğin gibi der ama şurada görebildiğini okursa, bu adama şurada söylettiğin hükmü kaç kuruş olur? Hiç. Hiç kuruş. Düşünmüyorum. Hala mı düşünmeyeceksiniz? Gecenin gündüzü takip edişinde insanlar için yararlı şeyleri denizlerde yüzdürüp götüren gemilerin yüzdürülüşünde
akıl sahipleri için hikmetler var. Öbür taraftan İstanbul'da efela yazılır ve ile ibni keyfe kuyukat ve ile semai keyfe rüfah diyor ve ile cibal keyfe nusudet ve ile ardı keyfe sücahat. Bakmıyorlar ki devler nasıl yaratıldı, gökler nasıl yükseltildi, dağlar nasıl dikildi ve yerler nasıl serildi. Bakmıyorlar. Ne demek? Allah'ı göremeyeceğimize göre onun yarattıklarına bakarak oradaki düzen ve kudretin, düzenleyiciliğin mükemmeliyetinden onun düzenleyenin mükemmeliyetine, onun kudretinin sonsuzluğuna hükmedeceğiz. Yani bugün şu konferans çok düzenli olmuşsa, konferansı düzenleyenleri görmesen bile şuradaki düzenden ben bunu düzenleyenlerin bu işleri çekip çevirici olduğu sonucu nasıl çıkarıyorsam, kainattaki düzene bakarak da insan bu kainatı yoktan var eder ve bir düzen halkedip o düzeni de tabi kılan Allah'ın ne kadar kadir, bu işlerin ne kadar erbabı, yani rakipsiz erbabı, üstünlüğü tartışılamaz erbabı olduğunu zaten aksini de bize düşündürtmek için diyor ki Allah'ın iki olduğunu düşünün. Bakalım bu düzeni yerinde bulabilecek misiniz? Evet, endişesi yok birbirinden ki ne diye iki olduğu ihtimalini hatırımıza getirmesin. Yani çarpmamızı sağlamasını yaptırtıyor bize. Evet, düşün 2'de, 3'de, 5'de. Varsayalım ki 2, haşa. Çünkü 2 ise ortak, diyelim ki güneş birinin, ay birinin. Her ortaklıkta bozulduğuna göre bildiğimde bir bakmışız bir gün gökte ay yok, ne var? Ortaklık bozulmuş, öteki Allah ayı almış, kesmiş, gitmiş. Ha? Böyle olmaz mı? Evet. Böyle olmadığına göre de bir ortağı yok. Evet, yani Allah'ın ortağı yok demek yetmiyor. Bir de sağlamasını yapıyor. Yani ortağı olsaydı nasıl olurdu? Şöyle. Peki baktığın, gördüğün dünya böyle mi? Değil. O zaman sağlaması yapılmış düşünce. Bu şekilde insan emin oluyor. İman etmek, emin olmak. Yani kuşkusu kalmak, şüphesiz hale getirmek demek. O zaman işte ayet ne diyor Allah-u Teala? İnanıyorsanız güçlüsünüz. Yani iman ediyorsanız güçlüsünüz. Eğer güçsüzseniz biliniz ki inancınız, yani emin oluşunuz zayıf. Henüz şüpheleriniz var. Kendinizde zayıflık görüyorsanız inanın, inancınızı gözle geçirin. Onda delikler, kaçıran bir yerler. Evet. Çünkü Allah Teala meğer ki yalan söylemeyenleri Allah bağışlar. O zaman ne diyor? Açık, bunu anlamak için müştehit olmaya, fakir olmaya, muhaddis olmaya hiç gerek yok. İnanıyorsanız güçlüsün. Doğru, açık bir söz. Köyünde ağlar, şehirde, tahsilinde tahsilsin. Eğer kendinizi güçsüz hissediyorsanız, güç bulamıyorsanız bir müslümanı, o zaman gerektiği gibi inancınızın vardır. Muayene. Evet. Muayene edin. Edin ve bakın, onu sağlamlaştırın. Güçlendiğinizi göreceksiniz. Bugün Müslümanlar, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı zamandaki Müslümanlar gibi ve de zaman zaman önünde görünen Müslümanlardan farklı. Niye? Dıştan baktığımızda dikkat edersek, bit yeniği buğdayla, bit yememiş içi nişasta dolu buğday aynı görüntüdedir. Ancak içinin boşluğunu elimize aldığımızda anlıyoruz. İçi dolu buğday adama ağırlığını hissettirirken elinde bulunan ele, öbürü var mı yok mu fark edilmiyor. İyi Müslüman, yani inanan Müslüman içi dolu buğday gibi, güçlü. Bununla doldurduğumuz kamyon baskülün übresini vurduruyor bir tane. Ama bit yeniği buğdayla kamyonu doldurur. Ancak darasını ibrede görebilirsiniz, kamyonun darasını. Bir kamyon dolusu bit yeniği buğday 200 kilo, 300 kilo bile gelmez. Bit yeniği buğdaydan nasıl ancak hayvan yeniği oluyor, başka bir şey olmuyorsa, bit yeniği gibi Müslümanlardan da emperyalizme yem oluyor belli. Evet, eri oturuyorsak da doğru olmuş. Böyle mi de değildir? 1,5 milyarız ve adam utanır be. Hadi 1 milyar olalım. İskonto'da yapalım. 1 milyar az mıdır? Yeri yerinden oynatır. Göğü de yerinden oynatır. Çocuk yeri bir yerden oynatamadığımıza göre demek ki bit yeniği buğday gibiyiz. Kadınımız, erkeğimiz, gencimiz, yaşlımız, hocamız, hacımız. Evet, kimse üstüne alınmasın. Kimseyle şahsi alıp veremediğimiz yok ama teşhisimizi iyi yapmak zorundayız.
eğer verene tutulduysan, kanser başlangıcı varsa, yok bilmem zatür rezatür cebde filan alakalı kırık olmuşum deyip geçmek, bu hastaya merhamet, şefkat, yakınlık değildir, mahveder. Taşısını koyarsanız tedavi isabetle yapılır. Türkiye'nin bütün sorunu, iç ve dış sorunu, hepsi İslam'dan uzak olmanın, icmalen söyleyelim, tekrardan söyleyelim, teyiden söyleyelim, İslam'dan uzaklaşmanın doğurduğu sorunlardır. Kesinlikle. Evet, benim mazur görün. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Sizin lütfedip bana göndereceğiniz soruları bekliyorum. Okunaklı bir şekilde yazarsanız herhalde sizi fazla sıkmadım. Bilmiyorum sıktım mı sıkmadım ama dikkatle dinlediğinizi gözledim. Öyle kah gözümün ucuyla kah ortasıyla. Ama daha çok katılım olması açısından bilgi duyduğunuz, öğrenmek istediğiniz, bilebildiğim kadarıyla acizane arkadaş bugün yardımcı olamam. Efendim şöyle, tabii soru sahiplerinin isimleri de bize o da gerekli değil, sorular önemli. Ben rastgele ve en üstten alarak okuyorum. Muhtali olasınız ki cevapları muhakkak çok uzun olamayacak. Sebebi vakit yetişmez. Yani çok geniş, vasih konular da soruluyor genellikle. Turancılık nedir? İslam'a uygun mudur? Efendim, tarihi süreç itibariyle gelişimine baktığımızda Müslümanların Turancılık diye salt ırka bağlı birlik peşinde olması diye bir kavramları, bir düşünceleri hiçbir zaman olmamışken Batı'da özellikle Fransız ihtilalinin ürünü olarak milliyetçilik bütün dünyaya ihraç edilmeye başlayınca Batı kültüründen etkilenen an asıl da Müslüman olan kimseler Arnavut'undan, Arap'ına, Kürt'ünden, Türk'üne oradan aldıkları ödünç kavramları kendilerine göre, kendi kavmiyetlerine, dinlerine de uydurmaya tevessül etti, teşebbüs ettiler. Ne gariptir ki bir Kürt Türkçülüğün şampiyonluğunu yaptı, yani Ziya Gökalp. Turancılık da ırk esasına dayalı birliğin adı bildiğimiz kadarıyla, kitapların yazdığı kadarıyla ki İslam'la bunun uyuşması söz konusu değil. Tabii ki herkesin kavmiyle, toplumuyla ilgilenmesi, o toplumun iyiliğini istemesi, o toplumun iyi olduğu olarak gördüğü şeyin üzerine gelmesini istemesi, bunun için çaba sarf etmesi, o toplumda yaşayan Müslümanlar için farzdır. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da Kureyş'i İslam'a yetmek istemesi, Kureyş'e İslam'ı tebliğ etmesi, İslam'a gelmesi için çağrıda bulunması da kaçınılmazdı. Zaten hiçbir kavmden seçilip de bir peygamber başka kavme gönderilmiş değildir, göndermemiz. Sünnetullah budur. Hangi kavimden peygamber seçilmişse o peygamber tebliğine o kavimle, yani o toplumla başlar. Muhanesinden kendi kavminden seçilmiş ve o kavmin ileri gelen geri kalanlarına gönderilmişken Muhammed Aleyhisselam da kendi kavminden, Kureyş kavminden seçilmiş ve Kureyş kavmine tebliğine başlamıştır. Bu doğal nasıl ki bir taş düştüğü yerden itibaren dalgalar, halkalar meydana getiriyorsa bu gayet doğaldır. Biz seviniriz doğrusu yeryüzünde mevcut Türklerin %100'üne yakınının ki bir yakınlarla bilmem 100 bin Ruslu filan bilmem kimlerin hala Şam'a, Sibirya işlerinde yaşadığı geri kalanı hemen hemen hepsinin Müslüman olmasına doğrusu ben memnunum, seviniyorum, bir Müslüman olduğum için seviniyorum. Arapların örneğin hala %30 civarındası gayrimüslimdir. Mesela 50 milyon nüfuslu Mısır'da 12,5-14 milyon takdim olur.
Yani ikisi de pop kilisesine bağlı. Şimdi Birleşik Milletler Genel Sekreteri olan Boutros Ghali de Hristiyandır. Onun için Amerika onu kullanacağını rahat bildiği için, emin olduğu için onu genel sekreter yaptırttı. Birleşik Milletler Amerika'nın aleti, oyuncağı nasıl daha belki cemiyeti aklan İngilizlerin milletler arası siyasetinde kullana geldiği müessir bir alet idiyse. Evet, biz mücerred bu anlamıyla Turancılığın İslam'la bağdaşmasının söz konusu olmamalı. Çünkü İslam, ırka, coğrafyaya, öteye, beriye bakmak. Yani açık açık Arap olanın Arap olmayanı, bir üstünlüğü bulunmadan söyleyen din, herhalde Türk olanın da Türk olmayanı bir üstünlüğünü de bulunmadığını da söylüyor demektir. Üstünlüğün ise takva, yani Allah'ı razı etmek ve onun gazabından sakınmak anlamına gelen takva ile sağlandığını söylüyorsa, bunu Türk olan sen gerçekleştirirsen sen üstün olursun, Kürt olan filan gerçekleştirirse o üstün olur, Fars olan falan gerçekleştirirse o üstün. Yoksa bunu gerçekleştirmeyi düşünmeyen, takvalı olmayı düşünmeyen Muhammed Aleyhisselam'ın emmisi de olsa havasını alır, öyle mi belli? O kadar yeğeni de olsa hiç. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kızı Fatıma'ya, ya Fatıma babam peygamber diye sakın güvenme. Benden bir şey isteyeceksen bu dünyada belki malımdan sana veririm. Olur ama ahirette senin için bir şey yapamam. Sen herkes gibi Allah'tan korkma, onun adamından sakınmak durumundasın. Ben sana bir şey yapamam. Diyen bir peygamberin, peygamberi biz peygamber kabul ediyor. O peygambere ümmet olmaya çalışıyorsa, o zaman ben de Türk'üm ama ne olacak? Türk kaç kuruş, Kürt kaç kuruş, Arap kaç kuruş. Niye fazla paha ediyor? Başka vasıflar ekler iseniz. Çünkü Türklük benim iktisap ettiğim, kazandığım şey değil. Benim irade dışında, irademin dışında filan anne babadan gelmişim, ondan Türk olmuşum. Diyelim sen de Çingen anne babadan gelseydin ne yapacaktın? Yani adam olma şansın yok mu arkadaş? İntihar mı edecektin? Olur mu öyle şey ya? Sen mi seçtin anneni babanı? Kavmiyetini sen mi seçtin? Bu gibi şeylerde üstünlük olmadığını yaratan Allah bize bildiriyor. Çok enteresan bir konum var bu konuyla ilgili. Bir yakın arkadaşım idi. Vaktiyle MSP'nin de Adıyaman milletvekilliğini yaptı bizim. 8 sene komşu olduk. Beraber hacca gittik 75'te falan. O anlatıyor. Bir gün Washington, New York metrosunda diyor. Sıkıştım. Ya bu namaz kılacağım. Bir yer yok ya. İnsanlara soracağım. Bu sırada iniyor, çıkıyor o metro trenleri. Hiç kimse, ya nereden abdest alırsın, nasıl kılalım, yerin altı. Derken diyor orada gezinen böyle yaşlı, biraz da beli kamburlaşmış bir zenci gördüm. 63 yaşında imiş. Ona diyor söyledim, dedim ki ben Müslümanım, namaz kılmak istiyorum ama yani kimseye ne yapabileceğim, soracak adam bile bulamıyorum. Vızır vızır gelen, inen, binen, çıkan, giden. Demiş gel ben de Müslümanım, şurada adam var, bekçiymiş mekan. Gittim diyor, neyse abdest aldım. Dünyalar benim oldu, hani mal bulmuş, mağribiye döndüm diyor. Namaz filan kıldıktan sonra konuşuyoruz adamla diyor. Daha 3 sene olmuş, 63 yaşındaymış. 2 metre 5 santim boyunda. 3 sene olmuş Müslüman olalı. Ve okuması yazması yokmuş. Halen hanımı, oğulları, kızları falan da Hristiyan. Demiş ki, Mr. Abdurrahman demiş. Ama yani size demiş bir soru soracağım. İki bahçe düşünün, çok bakımlı iki bahçe demiş. O okuması yazması olmayan ve hemen olalı. 3 yıl olmuş zenci. Birisi tek renk çiçek var. Diyelim kırmızı. Ama başka hiçbir şey yok. Bu da bakımlı bir bahçe. Bahçenin bir bakıyor. Bir de her çeşit çiçeğin bulunduğu yine bakımlı bir bahçe demiş. Hangi bahçe daha güzel Mr. Abdurrahman? Yani hem oradaki zencilerin kompleksini de belirtiyor. Doğrusunu diyor yani elbette her çeşit çiçeğin bulunduğu bahçe daha güzel. Bu bir demiş yani Allah'ın boyası mı bitti? İstese hepimizi zenci yaratamaz mıydı? Okuması yazması olmayan adam ama sağduyu sahibi olunca insan şurayı biraz çalıştırınca bakın burada yıllarca tahsil yapmış, üniversiteler bitirmiş, nice bilmem kendini bilmezim bilemediği noktaya gelebiliyor bir insan. Yeter ki kilitlemesin. Demiş Allah isteseydi hepimizi siyah, hepimizi sarı, hepimizi kırmızı kızıl derili, hepimizi beyaz, hepimizi Türk, hepimizi zenci. Yok yok tabii değil mi? Ama böyle daha güzel. Niye bu insanı anlamıyor?
içinde düşünen adam okuması yazması yoksa, zaten bizim sahabe-i kiram dediğimizin çoğunun okuması yazması yok. Hele hiçbirisi üniversite mezunu, akademi mezunu, doçentlik, profesörlük bayisi falan olan kimseler değil. Ne Peygamberimizin diploması vardı, ne Ömer bin Hattab'ın, ne Ebu Bekir'in, ne Osman bin Affan, öyle mi? Basiret, feraset, apayrı şeyler, diploma, eğer diplomalar adam olsaydı Türkiye'de adamdan geçilmezdi yani. Neredeyse arasan adam bulunmayacak. O zaman diploma ayrı, adam ayrı. Evet. Ben Sayın Erdoğan'ın da 5 vakit namazla arkadaşlarımızın bazıları cuma namazını cemaatler kılmıyor. Bunun nedenini anlatır mısınız? Ben mazur görüyorum. Ben hiçbir soruyu okumadım ve ona da cevap vermeyeyim istemiyorum. Ama konular detaylı konular da olduğundan geniş geniş açıklamalar gerektiriyor. Bu bakımdan ihtisaran yani çok özet halinde cevaplar vermek durumundayım. Mazur görüyorum. Eğer buradaki toplum olarak en azından ilgi duyuluyor, daha derin, benim özetle şimdi temas edeceğim ustamda, daha derin olarak ilgilenilmek üzerinde konuşulmak istemiyorsa, Allah diler ya bir arzu ederseniz dinlemeyi, bize konuları belirleyerek daha ihtisası gerektiren hususlarda başka konuşma fırsatları doğurursunuz. Biz de Allah izin verir, lütfederse çıkar gelir, geniş geniş konuşuruz. Kısaca cuma namazı malumunuz toplantı namazı demektir. Yani tercüme edersek cuma toplantı demek. Arapça, Türkçe karşılığı toplantı. Nidiyeli selatı bin yevmil cum'atı diye başlayan ayette namaz için çağrıldığınızda toplantı günü. Nidiyye nida edildiğinizde lissalatı namaz için min yevmil cum'atı toplantı günü namaz için çağrıldığınızda. Bu toplantı rastgele bir toplantı değil. İslam devletini vücut bulduran, İslam devletine biatlarıyla imkan veren Müslümanların kendi rızalarıyla biat ettikleri devlet başkanının ya da onların resmi vekillerinin yaptığı, çağırdığı, terkip ettiği toplantıdır. Bu toplantı, yani bugün klasik olarak bilinen Cuma'nın iki şartı var, iki rekat, yani iki farzı var, iki rekat namaz ile hutbe ilan etmektir, dinlemektir. Bu toplantıyı İslam devleti yapar. İslam devleti yoksa bu devlet de, işte bu toplantı da resmen İslam devleti adına yapılamaz. Devleti yoksa, asıl yoksa onun adına kim vekalet edecek? Bu itibarla benim acizane kanaatim, kimse katılmak zorunda değil. Bu hususta İktibas dergisinin 1984 yılı sayılarından 91, 92, 93, 94 üçüncü sayılarından, yani dördüncü cildinin son sayılarında Cuma ile ilgili 4 sayı arka arkaya süren bir kavramlar yazısı yayınladım. Meraklısı bulup oraya bakabilir. Cuma'nın bugün farz olmadığı kanaatindeyim evet, ama buna herkes katılmak zorunda değil. Kanaatim o ki, öğlenin farziyeti devam ediyor. Arkadaşlar tabii cemaatle kılmıyor, niye kılmıyor? Ben o arkadaşlar kimlerse onların ifadesini dinlemeden, yani niye kılıyorsunuz öğrenmeden kehanette bulunamam. Zaten kehanet İslam'da yok. Duyduğumuza göre sizin sünneti ve tasavvufu reddettiğiniz söyleniyor. Bu konularda kesin görüşünüzü söyleyiniz ki biz de ona göre cevap verelim. Onu söyleyelim. Türkiye'de İslami vahdetin oluşamamasının nedeni. Şimdi efendim, sünnet, demin konuşmamın bir yerinde de değinmeye kısaca bir tanım verip geçtiğim şekliyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ı ahlak edinmesinin en müekked sünneti olarak biliyordum şahsen. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bazılarının sandığı gibi bir Arap olarak, o iklimde yaşayan bir insan olarak, o asırda gelmiş, yaşamış bir insan olarak yaptığı şeyleri sünnet, yapmadığı şeyleri de bid'at olarak bilmiyoruz, bilmemiz de mümkün değil. Nitekim İslam yalnız o asırda ve o coğrafyada benimsensin ve yaşansın için gönderilmiş bir din değil. Hatta hatırlayacaksınız, bazıları şöyle bir rivayetin varlığını muhakkak bilirler.
güya biz imamlarından ya da aynı zamanda müştehit de olan birisi tartışma olabilir üzerinde şudur veya o değil, önemli olan zihniyet. Evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan kavunu veya karpuzu ne şekilde yediğiyle ilgili en ufak bir rivayete rastlamadığı için sünnete aykırı hareket etmiş olur korkusuyla hayatı boyunca kavunu mudur, karpuz mudur, o şey neyse onu hiç yemediği söylenir, anlatılır ve bu çok yüce bir iş gibi de nakledilir. Şimdi Allah aşkına söyler misiniz? Hiç hadis mecmualarını, kitaplarını araştırmanıza lazım yok. Ben yemin ederim ki alayınızla hiç korkmadan yemin ederim. Peygamber telefonla nasıl konuştu bununla ilgili hiçbir hadis yok. Telefon yoktu ki beyler, yani bunu bilmek için kâin falan olmuyor mu? Uçağı nasıl binerdi? Hiçbir rivayet yok. Olabilir mi efendim? Uçak yoktu ki o zaman. Nasıl televizyon seyrederdi efendim? Yok. Koltukta nasıl oldu? Arabayı nasıl kullanırdı? Araba yoktu ki nasıl kullanırdı? Yani elbette ki araba ilgili bir sünneti olamayamazdı. Mümkün olmayan şöyle ilgili bir sünnet, bir adet olabilir mi? O zaman biz İslam ancak o asırda yaşanır. Bu asırda arabalı, televizyonlu, videolu, bilmem uçaklı, radyolu, musluklu. Yemin ederim ki Peygamber hiç buzdolabında su içmedi. Buzdolabı yoktu beyler, yani rahatlıkla siz de edebilirsiniz. O zaman biz şimdi buzdolabından su içiyoruz, didatmış mıyız ya? O zaman İslam o asırda yaşanmak için gelmiş. Şimdi de terk edilmesi mecburi, müstahmel, kullanılmaz bir din demektir. Demiş olmaz mıyız eğer bu tür rivayetlere, bu tür zihniyetlere biz itibar edersek? O zaman kıyamete kadar değil, bugün bile yaşanmaz hale gelmiş bir din olmaz mı İslam? Dikkat edin, yani neye biz itibar ediyoruz? Çok affedersiniz, kendisi bozuk birisi olabilir, düzgün birisi olabilir, şu bir anlayış olarak beni mazur görün bacılarım. Efendim, 50 yaşlarında filan bir adamın Ankara'da, adını ben saklayıp mazur görün çünkü maksadımız adamı rezil etmek değil. Şeyh bilinen bir adam, çevresinde nasıl bir haber yayıyor biliyor musunuz? Hepimiz anayız, bacıyız, kardeşiz. Efendim, Allah'tan hayanın ziyadeliğinden ben 10 yıldır hanımımla ülfet ettim. Şimdi bu adama hemen bana getiren habere, haberi getirene dedim ki sen eğer hayalı isen demeliydin bu adama. O zaman peygamber hayasızdı. Çünkü o hiç böyle bir şey yapmadı. Sen mi hayalısın ulan herif, yoksa Resulullah aleyhissalatü vesselam mı hayalı? Söyler misin bana? Beyinsizliğini din edinmişsin sen. Şu söylediği lafa bakın, bunun adı da takva, bunun adı da Müslümanlık oluyor. Böyle Allah'tan haya olmuş oluyor. Ya bu nasıl anlamıştır ya? Yani şu Müslümanım diyenlerin Müslümanlığa verdiği zararı vallahi 72 gavur milleti veremez. Veremez mi? Zaten eczacıların yaptığı eczacılara yazılır. Veterinerlerin yaptığı veterinerlere. Hocanınki hocaya, hocanınki hocaya değil. Kimseninki kimseye yazılmıyor. Hiçbir dini de, hiçbir mesleği de, o mesleğin ya da o dinin dışında birisi ne yüceltebilir ne düşürebilir. Müslümanlığı yüceltecek miyiz? Yani aslında yüce de, şahıslarımızda yüceltecek miyiz? Evet, ancak biz Müslümanız diyenler bunu yapabiliriz. Onu gereği gibi anlar, gereğine göre de hareket edersek, tıpkı sahabenin yaptığı gibi onun yüceliğini tüm insanlara gösteririz. Ama onun gereğinin tersini yaparsak, onu insanların gözünde iki paralık ederiz. Evet. Öyle değil mi? Biz kendi elimizle ediyoruz dinimize. Ne ediyorsa. Onu iki paralık eden biziz. El iki paralık edemez. Evet. Kimse kimseyi ne vezir edebilir ne rezil edebilir. Beyler. Herkes eğer rezil ediyorsa kendi kendini, kendi düşünce ve davranışlarıyla kendini rezil ediyor. Vezir de ediyorsa yine kendi düşünce ve davranışlarının üstünlüğüyle kendini vezir ediyor. Öyle değil mi? Bunun dışında söyler, üç gün söyler bu adam şöyle üçkağıtçı, böyle üçkağıtçı. Dördüncü gün yalan meydana çıkar o adam, öyle değilse. O söyleyen utanıyor sonra. Kendisi için öyle söylenen değil. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için onu çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar diye Allah-u Teala'nın hakkında ayet gönderdi Resulullah için. İyi bir iddia ile ortaya çıktığı andan itibaren Muhammed mi? Muhammed mi? Bırakın ya şu Muhammed'i, ne var o
atalarının ilahlarına küfreden adam deyip çıktılar. Yahu peki o yaşa kadar bu adam ilahı bıraktı. Burayı işte herhangi bir Allah'ın kuluna küfretti mi? İçimiz de büyüdü bu adam yani bir avuç toplumda. Herkes herkesi tanır küçük nüfuslu toplumlarda değil mi efendim? Peki bu adam üşüttü mü birdenbire yani nasıl? Yok söylediği de şu peygamberim. Allah'tan başka Allah ilah yok. Ben de onun kulu ve elçisiyim. Sizin bu putlarınızın da hiçbir şey yapmaya gücü yetmez. Hepsi bu. Öyle deseler belki düşünen akleden çıkacak. Ya bunları hakikaten elimizle diktik. Bu sefere kervan gönderiyoruz para kazansın diye. Gidip şu kubbenin önünde kurban kesiyoruz. Acaba yahut işte aslandan kaplandan kervanı bizi korusun diye niyazda bulunuyoruz. Ha? Acaba şu put bunu yapabilir mi yapamaz mı? En azından ben şunu bir yatırayım bakalım. Gücü var mı yani en azından geri eski haline kendi kuvvetiyle gelebiliyor mu diyen çıkar belki. Böyle dedirtmemek için ne diyorlar? O mu? Bırak ya onu. Ne var? Bu ataların ilahlarına soran adam. Duyan duymayan da affedersiniz yani ağzını açıp gözünü yumup ne var ne var seven birisi mi? Var zannediyor. Peygamberimiz öyle bir zannediyor. 3 gün zanneder, 5 gün zanneder. Günü birinde tanıyınca böyle söyleyenlerin alçaklığını görüyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da alçaklık yok ki görürsün. Onun bunun iftirası olduğunu görüyor. Mesele bu. Şimdi efendim küfredilmiş yani yaşanmış şekildir. Bu itibarla örneğin namazı nasıl akim-i salâ yapacağız, nasıl ikame edeceğiz? Elbette ki Allah'ın elçisi gibi ikame edeceğiz. Nasıl yapabiliriz ki başka daha emin olabilirim? Rüyamızda mı göreceğiz? Muhakkak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah tarafından bize usvetül hasene olarak gösterildiğine göre yani onda sizin için güzel bir örnek var denildiğine göre biz o örneği önümüze alıp ona benzemeye çalışmayacak da kime benzemeye çalışacağız? Allah Teala onun dışında kimseyi bize anmıyor ki. Nitekim daha evvelki peygamberler için de Salih'i de zikret, o da salihlerdendi. Eyyub'u da zikret, Musa'yı da İsa'yı da diye yine kendi elçilerinde bahsediyor ise de hayatın en iyi bildiğimiz, emin şekilde bildiğimiz insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ise nasıl bildiğimiz? Fakat bazı ayrımlar yani sünneti reddediyor yanlış. Fakat şöyle dense şu şey sünnet, entara giymek sünnet. Bunu reddediyor olur. Entara giymek sünnet değil benim kadar. Deveye binmek sünnet değil benim. Olamaz. Yani Müslümanları izam edecek sünnet olamaz. Bu kütle yaşıyor. Deveden başka minik olmayan adam zaten neye binmeyi hikmet edilecek? Mecburen deveye binecek. Arabasını olursa, atını olursa, mercubi olursa. Ama bunun dini sünnet ve İslami sünnet alakası. Sünnet biliyoruz insanlar arasında yapıla gelen yapılması adı yani getirilmiş şeydir. Örneğin birisi sigara bir yapısı ise o insan için rahatlık var. İşte sigara içme bu adamın sünneti. Hatta hiç bırakmaya birisi sünneti mühendisi demek kelime anlamı itibarı hiç yanlış bir ifade değildir. Resulullah'ın sünneti, Allah'ın sünneti konusu Allah'ın sünneti Allah'ın önü kanunu var demektir. Bir şaşkın. Resulullah'ın sünnetine gelince nedir onun sünneti olan? Ne onun sünneti değil mi? Bu elini diye yapmalıyız. O iklimde yaşayan bir insan olarak başını bağlıyor kuruşu onun İslam'la ilgili bir sünneti. Bu iklimde yaşayan Yahudi, Hristiyan, Sabi, ne varsa Behri, herkesin sünneti. Gidin, hacca gidenleriniz var mı? Ama burada ben 12 Aralık 75 yılında hacca gittiğimde çok daha gençtim. Şimdi 55 yaşındayım. O zaman 17 sene olarak kaç yaşındayım? 38 yaşındayım. Daha çakır değil. İnanın 3 gün gezebildim başım açık. 4. gün 12 Aralık yani kış kuzeyine göre. Vallahi güneş çarptı. Hastaneye yatacağım. Ha, gittik bir çağrıya gittik. Sufyan kapalı çarşı. Oradan agem bilmem ne başımıza taktı. Bir de talep edildi. Öyle bakalım. Bu ilginç bir adımız. Ve yani Kureyş kabilesinin tümünün entara giymek sünnetidir ve İslam'da vahiy gelmeden zaten. Ve bu cehennem entara giyiyorsun, buraya giyiyorsun, şofete giyiyorsun, Ersusen'de giyiyorsun, Ömer'in Hakkak'ta giyiyorsun, Osman'ın Hakkak'ta giyiyorsun, Talha'da giyiyorsun, Zübeyir'de
Bizi bu kadar olup dinlemez. Ve beraber namaz kıldıracağız. Ne şekilde, hangi kıyafetle arkadaşlarıyla oturuyor, sohbet ediyor, örneğin şu anda ben sizinle ne vaziyette konuşuyorum, şu vaziyette. Diyelim namaz vakti geldi, imam mı olacağım? Aynı vaziyette, yani üstünden bir şey çıkarayım da olmayan bir şeyi sırtıma geçireyim de imam olayım. Böyle bir şey tanımlayalım. Kesinlikle yok, illa var diye bakıyorsa konuşuyor. Yok. Nereden çıktı bu? Konuşuyoruz, diyor, bakıyoruz arkadaşın namazı hemen birisi arkasından bilmem ne çıkıyor. Öbürü kafasına bir şey diyor. Hiç alakası yok, bunlar ne? Hiç İslam'la alakası yok. Bunlar sünnet kimdir? Bunlar uydurur. Batıl, bu mutlak şey şey. Bir daha çevirir. Evet. Yani biz kendimiz sünnetin ne olduğunu tanımıyorsak, filan adam da sünnet olmayan şeyleri, böyle sünnetler sünnet değil diyorsa, o adama desek desek şu şey sünnet değil diyor şu adam demeliyiz. Öbür türlü, ya böyle hadis olmaz diyene hiç hadis tanımıyor demek ki olur. Eğer doğru olsaydı, İmam Bukhari'nin, Müslüm'ün, Bukhari'nin, Vesel'in, Bukhari'nin, Almay'ın adı hadis tanımıyor. Halbuki o Bukhari'nin mukaddemesinde açık açık İmam Bukhari'nin Allah'a affetmesin, hadisinde. Çalışmış, çabalamış, insan olarak kullanmış demiyor. Bir yerine. Altı ilgi hadisin içinden seçtik. Hem Bukhari'nin kerrelerine dahil 12. yüzyıl Bukhari'de toplu 7000 yüzyıl. Kerrelerine dahil. İmam Müslüm Allah'a affetmesin. 1 milyon hadisin içinden seçtik. Elimizde mevcut bütün sütte ve bütün tis'an tümünü, çoğun da daha bilindiği 2000 tümünü ve milyonlarca hadis denilen sözün arasından seçilmiş bunlar. Onun için hadisi sokaktaki insan gibi anlamamız lazım. Nasıl? Sokaktaki insan hadis peygamber sözü. Hayır. Hadis, peygamberin sözü denilen ne Nesai'ye atabildi, ne Darabildi, ne Tirmizi'ye atabildi derdi. Hiçbiri bir çarşılar. Sen peygamberin sözü olduğuna inandın, müşteri atacak. Nasıl gitti, nasıl sen yani? Olur mu? Olabilir. Demek ki onlar da peygamberin sözü gözüyle bakmıştır. Peygamberin sözü denilen sözler. Yani aradaki kişilerin öyle dediği sözler. Bu ise tam peygamber aleyhisselatü vesselam hayatta diken eleştiriye başlamış. Örneğin Ebu Hureyre kendi ağzıyla anlatıyor. Kendi ağzıyla. Uzun uzun anlatmaktan bir yerinden alıp bilgilendirmek, hatırlayacaklar. İşte Peygamber'i gördüm diyor. Ondan sonra bana dedi ki ya Ebu Hureyre kimi görürsen de ki la ilahe illallah diyen kurtuldu. Ben de koştura koştura geliyorum. Ömer bin Hattab'ı diyor gördüm. Ona dedim ki ya Ömer Resulullah'ı gördüm. O dedi ki böyle böyle kimi görürsen la ilahe illallah diyen kurtuldu dedi de. Ben de böyle söyleyeyim diyorum. Hatta bu oğlu kendi ağzından ifade diyor. Elini tersine vurunca diyor. Beni arka tuttu yedi. E bu kadar var. Sonra da eğil yaparak tuttu götürdü peygamberden. O böyle şey söyledi. Ben peygamber hayat kalıyordu. Demek ki her peygamber böyle dedi diyene hemen herkes şapka çıkar mı? Ceketini yedikten mi? Var. Hakkın dedi. Getirdi diyor ben peygamberin olduğu yeri ona gösterdim. Seslendi diyor. Ya Resulullah sen buna böyle böyle mi söyledin dedi diyor. Hatta. Hala eli yakanda dedi diyor. Allah korkar. Ben çok korkuyorum. Ondan sonra. Evet ya Ömer dedi diyor. Ben de onu biraz karakalım bıraktıysam dedim. Gene bıraktım. Dedi ki diyor. Hatta böyle. Peki ya Resulullah la ilahe illallah dediler. Arkasından namaz mı olacak? İçkiden uzak durmak mı olacak? Zinadan uzak durmak mı? Ne olacak? Bunları söylemesin mi dedi? Ben hatta oğlum ben öyle söylüyorum. Ravi de. O zaman Resulullah dedi diyor. Bak Ebu Hureyre. Benim dediklerimden sonra Ömer'in dediklerini de eklemeyi unutma sakın basın. Dedi de hatta ne oldu diyor. O zaman ne kadar. Öyle değil ki Ömer'in. Bu rivayete rastlamadım. Şimdi demek istediğim şey daha peygamber hayatta iken bu işler hemen birisi kâle Resulullah diye başlayınca öbürleri hemen şapka çıkarır. Deyim olarak. Hemen itibar edin. Gene Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yeni vefat.
Belki bir sene olmuş, belki olmamış. Bir haber kenarı kurayım. Efendim kim? Ha, atta, avratta, evde uğursuzluk varmış. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte atta, avratta, evde uğursuzluk varmış. İşte sahabına şaşırıyor nasıl? Evde, atta, avratta uğursuzluk. Böyle şey olur mu? Hazreti Ayşe çok dikkatli, çok iyi bir kadın ve bir de Resulullah aleyhisselatü vesselamın tebliğine çok vermiş, çok zeki. Mesela Fatıma kızı öyle dedi. Onun derecesi değil. Ayşe çok enteresan, çok dikkatli. Ayşe'ye gidiyor. Diyorlar ya Ayşe, böyle 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 söyledik. Sen zeki bir kadınsın öyle, yani gençsin. Yani her aleyhisselatü vesselam. Verdiği cevabı dedi Ayşe. Diyor Allah dedi Hureyre'ye aldı. Aynen öyle söyledi. Diyor o bin lafı başını aklına tutsa sonunu unutur. Sonunu aklına tutsa başını unutur. Bu açıklamanın belli. Yani belirtikten sonra aslında Resulullah demişti ki diyor. Cahiliye zamanında insanlar atta, avlatta, evde uğursuzluk oldular. Şimdi işin aslı, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği şey ne? İslam'la böyle şeylerin alakası olmadı. Cahili şeyler olmadı. Bizim ravimiz bunu İslam'da varmış gibi. Yani böyle buyurdu diyor. Tamsız güzel kitaplar. Yani bir insan yanlışı muhakkak kastede yapmaz. Kötü günler yapmaz. Ama o kadar ödülü. Hafızı kötü. Yok mu bugün? Tabii efendim, ben İktibas'ta yayınladım bunu. Müsteder telefonunuzu verirseniz, şu anda hatırlamıyorum ama yayınladım yani. Belki çıktım, ben zamanında telefon eder, bildirim. Yani süre tabii efendim, istatistik olacak yoksa olur mu? Bir şey söyleyenin yakasına yapıştım, denilen bir şey nerede? Tahkiki teşvik edilirse göre, efendim, kaçmamak için. Ben de istatistik. Buyurun. Sağlık, sünnet. Ben öyle bilmiyorum. Yani ben illa siz de benim gibi bilin diye de söylemiyorum. Evet. O kadar yani. Kanaatımı açıkça belirtiyorum. Kanaatımı gerçekleştirdim. Benim kanaatım böyle. Peki başka durum için? Tamam yani. Burada kanaatımı tartışmak değil. Benden sorumlu. Ben kanaatımın yani delillere dayanarak bunun sünnetle alakalı olmadığı düşüncesinde insan bana bakıp gelmeyen yanına bilirim ama zaman yani böyle. Herkesin kanaatını kanımı paylaşmak zorunda değil de onu da söyledim başta. Estağfurullah ben. Dediklerine itibar edelim.
çünkü İslam'da olduğuna inanan insanlarız. İslam olan yerindeki seçimlerde bizim gibi düşünmeler inandığımız insanlara meclise gönderdi. Bildiğiniz gibi münafıklık alametlerinden biri yalancılıktır. Yani siz onlarla birlikte bizleri de yalancılıkla itham etmeniz. Şayet sizin İslam adına daha iyi bir alternatifiniz varsa birazcık o metod hakkında bilgi verebilirsiniz. Ve gerçekten her soru ben inanıyorum ki çünkü gökten düşmüyorum. Yani şu ülkede yaşayan ve 35 yıldır bu konuda ulaşmaya çalışan hadisemi insan olarak insanımızı yakından tanıyorum. Gerçekten İslam'ı seviyorum, gerçeği doğruyu öğrenmek istiyorum. Ama insanların alışta geldiklerinden ayrılmaları, atalarının üzerinde yürür, kurduklarından ayrılır, başka yolu bulmaları, hep zor olarak ilişkin insanların hep azından geçermiştir. Genel bir ayrılır. Bu yüzden ben şunu demek istiyorum. Her peygamber, her dini, genel peygamberler, onun dinine gelen peygamber insanı, küfür ortamında ortaya çıkmıştır. O ortama rağmen var olan yolu onun için tek yolu bırakmıştır. Halbuki o ortamda Resullere daima mevcut düzen uzlaşma, uyuşma, anlaşma teklif edilmiştir. Bizim peygamberimize aleyhissalatü vesselam'a da bu teklifler geldi. Kureyş ona diyor ki bize bak canım sen bizimle anlaşmaya, uzlaşmaya düşünmeden için sana insanların döküntüleri geliyor bu ilişkiler. Görüyor musun? Belki işte iki kökleri bunlar. Halbuki sen bizimle anlaşıp buluşsan vallahi kabilerin yani bu ilişkiler derinleri olarak seninle kabul ve sana bakan bizim gibi kabileri bir gelenlerin yanında gördüğü için onların hepsi de çok sağlıkla gelir diyorlar. İşte bu noktada adamlar diyor ki seni sınavlaştırmasaydık azıcık daha anlamayacaktık. Gerçekten ondan sonra yapılan teklifler diyor. Gel anlaşalım şu ifaktan vazgeç. Bir insan Allah'a Allah'ın bir günden taraf olmamla desinler ki dışarıda buraya ulaşmış, ulaşmış, aralarında ilgiliği bakmış. Allah'ın Teala peygamberine her ben salıklar kum yani ikramıyla çünkü kafirlere ben sizi tanıtacağım. Sizlerle beni tanıtmama tanıtacağım. Ben sizi tanıtlarınıza tutacak değilim. Sizlerle beni görüyorum. Beni tanıtmama tanıtacak gibi görüyorum. Tanıtın sizler öyleyse demek değil. Yani kesinlikle küfürle başka, onunla başka, onun iktidara pay sahibi olan bir İslam'da yeri yok. Seni başımıza geçirelim, en son yaptıkları bir tek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Seni başımıza geçirelim, dinimde bir tek ricamız var. Rahatın birbirine rastlık gelmez. Ne olur, öyle sakın da bir şey yok. Yani ben de kendine inananlar da zor durumdayım. İnanacak, bakacak da değiller. Bir süre susup, üç sene uğradım, ondan sonra yapacağız, yaparız diyebilirler ama demek ki ondan sonra değil mi? Hatta gördükleri çektikleri sıkıntıdan, gördükleri hissiyatıdan sıkıntılanıp beraber gelen ya Resulullah, hani senin geleceğini imad ettiğin, söylediğin Allah'a çağırdığı ne zaman biz yakın olarak tahmin edemiyoruz. Demediği zaman Allah bana yine mahvederek gördü ki, kendilerinden evvel gelip kendilerini çektikleri sıkıntıları çekmeden artık kurtuluş edemez. Kolay değil mi? Bu böyleyken, peygamber bu rejimiyle ulaşmadığı halde Müslüman olun diyenler ulaşırlarsa en azından etmek gerekiyor. İkincisi, bizim Türkiye'de yaygın olarak mezhebi gereksizliğine istediğinde Anadolu'yla bağlıyoruz. Biliyorum, İslam kanunları ve hükmedildiği bir dönemde Halife'nin olması kendisine başkanlık görevi ve bu görevi ya görevi kabul edersin ya da bağlanmamı sanırsın. Buyur karar verin ya başkanı ya da bağlanmamı sanırsın. Bu halife biliyor ki halifenin olması zahir. Halkın zulmünden müştekil.
şikayetini. Bu sebeple kalemle Allah çizmesine göre etmiyor. Halkın şikayetlerini tutturmak için, yani yahu siz kim oluyorsunuz da böyle tepkili diyorsunuz. Bakın bu kalite kralardan da ilmiyle, akvasıyla, şükür abadetle birlikte çalışıyor işte başka. O böyleyken siz hadise bakmayın de belli gibi diyorsunuz. Değil, milleti tutturmak için mi oluyor? Ebu Mevcut'u bir insan bunu fark ettiğinden diyor ki kesinlikle görevi kabul etmedi. Hani ben bu ortasını bana desek ki orada da kim bilmem ne camiyi kaç kendilerini var. Bu sensin polisin onun olması gerekiyor. Ve bana o sanesini tercih edin. Dikkatiniz çekin. Her noktada öldürülüyor olmalı bu. Ve sonunda sağ çıkın. Orada cesedin cenazesi hapislerde
gelmiyor, hesabına kitabına gelmiyorsa, ruhbanlığına gölge düşüyor, çıkarları bilmem sekteye uyuyorsa bu onların sorunu, benim sorunum değil, Allah'ın sorunu değil. Bunlar hesabı vermekle zorlanacak insanlar. Evet, bu dünyadayken aklını başına almanın faydası var, eğri yoldan dönmenin faydası var, ahirette hiçbir şey faydası yok. Bitmiş, her iş bitmiş. O hesap günü var ya, o din günü var ya, kimsenin kimsene kimseye şefaat edemeyeceği dediği Allah-u Teala o gün var ya, eğer buradan sahih iman ve salih amelle gitmiş iseniz ancak onlara şefaatini göremezsiniz. Ve kimin kime şefaatini sağlayacak Allah yine Kur'an'da buyuruyor. Sözünden ve davranışlarından hoşnut olduğu, razı olduklarına bir şefaattir. Mülk kendisini diyecek ki senden razı olursan hesap eder. Al şu mülkünden şunu şuna yardım ver. Şefaat yardım. Yoksa öyle orada farklılık yok. Orada farklı muamele yok. Orada köşe dönmek yok. Açık açık ayette Allah'ın da biz müminlerin canlarını ve mallarını cennet mukabilinde satın alın. Kim Allah'a cennet mukabilinde nefsini ve malını satmış ise cennet ancak mahak eder. Müfkün diye bir sahne edemez. Kaymakam diye bir sahne edemez. Bu makamlar ilgili üç tarafın bunların nezdinde Allah'ın içinde ne valiliğin ne hendirin ne komutanlığın ne neferliğin hiçbir şey yok. Bilakis insanlar üzerinde sorumluluğu arttıkça işlediği günahlar da fazla olur. Ne diyor? Peygamberin hanımları diyor, sizlere şöyle şöyle yapmazsınız, iki tane azap var. Niye? İmanların hanımlarına kötü örnek var diye düşünsünüz daha önce. Peygamberlerin dışında kimse bu dünyada şedid azapla, itafla tehdit edildi. O kendiliğinden bir söz uydurup da bize isnat etse onu şah damarından yakalar, sağ elini ondan alır. İçinden kimse de onu elinden kurtaramaz. Evet, şakası yok işte. Okudukların hep ayet meali görüyor. Onun için hiç kimse hesabın bozulacak yok. Defterin güvenilik yok. İnsanlarla hesap tutmaya çalışanlar yanılırlar ve tutturamazlar. Kim olursanız olun insanların hepsini razı edemezsiniz. Çok meşhur bir hikaye var ya, adam biz köyden kasabaya geliyoruz küçük oğluyla beraber, oğlu dışarı gitmiş, kendisi de yürüyor. Görenler demiş ki, yavrular belki çocuk şuna bak, ulaştı babası, yürüyorlar. Adam bu sefer kendi gitmiş, oğlanı gitmiş. Görenler demiş ki, sapsızlar, çocuk yürüyor, kendini geçmiş. Sonra ikisi beraber binmiş, demişler, şunlara hiç merhamet yok, bir şey mi görecekler baba oğlu? İkisi de yürüyor, bir şey boş yürütüyorlar, demişler ya bu beyin şunlara, eşek boş yürütüyorlar. Adam şaşırmış, etmem bakın, baya yakın bir eşeği tıklamış omzuna. Eşeği o gün, bu sefer de demişler, ama şu sağlısın herhalde kaçırmış. Yani insanlar hiçbir hal bulamaz ki sizde, o da ittifak edip de bir şey demiş. Biriniz insanoğlu size bir şey demeden yapamaz. Peygamber olun, kim olursa. Evet. İddiası yok ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hiç kimse onun çeşitli bir şey. İttifak bile ediyorlar. Muhammed öyle emin lakabını anlatsın. Peygamber olun ama evet değil mi? Evet. Hiç kimse çeşitli. Ne zaman ki Allah'tan başka ilah yok, ben de onun kurulayıcısı. Sizin bu kutlarınızda hiçbir şey yapmam diyemem. Demin şu an itibaren onu duydum. Yok kara düşkünüymüş de ondan yapmış da yok, kara düşkünüymüş ondan yapmış da yok, bilmem sihir yapıyormuş da yok, bilmem mevki düşkünüymüş ondan böyle yapıyor. Öyle mi? Hayatı okuyanlar öyle değil başka. Ne alakası var dedi bu adamın bütün çeşine kadar aramızda büyük. Ne zaman kara düşkünüymüş yaptı, ne zaman kara düşkünüymüş gördü, ne zaman mevki düşkünüymüş de bir alamet her zaman söyler misiniz? Yok. Bilmeyle neden çıkarıyor bu adam? Gelirdi ya. Yok. Yok, işinize gelirdi. O böyle suçlama hakkınızı ondan uzak tutuyorum. Sözünüze misin? Nasıl? Müslümanlara varak hesap verin. Ve Allah'ın
Fakat kesinlikle şüphe götürmez. Zanna tahammülü olmayan götürür. İkadir konusuna gelen şüphek barışı gelen barışını bu kesinlikle. Bu sebeple Kur'an gibi üzerinde küçük tartışma bulunur. Yani en küçük konuda bile şüpheyi hayır olmayan bir kitabın dışında itikadi konusunda herhangi bir delil kesinlikle kabul edilir. Kur'an-ı Kerim'de kabir azabına tahammül eden, kabir azabına bahseden ne direkt ne de dolayı en küçük bir ibare, bir tabir. Bilakis bunun tersine ibare eder. Şöyle diyor. Biliyoruz ki Allah-u Teala öldükten, yani kabir edildikten sonra esas gününe kadar, yani kıyamet dediğimiz insanların tekrar dirilteceği belba o zaman ancak mahkemeler olacak, Kur'an'dan olacak. Yargılayacak kullarımız insanlara olacak, peygamberler yargılayacak kullarımız. Yargılama sonucu kim cennette hak ediyor? Buyur. Kim cennette hak ediyor? Cennette hak ediyor. Yargılamadan evvel kabirde olması demek, yargılama öncesi emniyetle işkence. Kim bu kanun? Allah'ın kanunun dışında da bir kanun var. Kesinlikle. Ayrıca bir ayette diyor ki onlar diriltildikleri zaman birbirine söylerler, konuşurlar. Ne derler? Bir gün mü kaldık kabirde? Bir gün mü der? Hayır, bir gün değil. Yarım gün bile. Yani bir gün değil. Çok daha az. Peki azap gören kabir hayatını yaşayan ve azap gören insan böyle konuşur mu? Dikkat edin. Yani zannımızı ya da ondan bundan buraya geldiklerimizi intikal ederek öbür dünyaya intikal edersek, göçersek insanlığına bu sahih iman olmaz. Kur'an açık açık bunların hepsini açık açık beyan ediyor. Ben bana düşen, yani bildiğim doğruları bulan için kimseyi razı etmeyi düşünmeden, yalnız onu razı etmeyi düşünerek bunlara bakıyorum. Dileyen hak sözü işitip kulağa verirler, helal etmeden bulur. Dileyen de bilemez, herkes tercihini mutlaka kendisi yapacaktır, yapmaktadır ve herkes kendi tercihlerini bana kanaatim sorulur. Kimse kanaatına katılmak zorunda. Hiçbir hususu olmaz. Bütün onu tutabilir. Madem kanaatim soruluyor, ben saklamam. Doğru doğru bulmam. En yolunduğum gibi doğru doğru ol emrine uymak ki ayet diyor. İmanın şiarı değil mi? Ben insanım, bana vahiy gelmiyor. Peygamber değil, ben peygamber, tam peygamber, ümmet bulmaya çalışan bir insan. Bu sefere de yanına bir gün bulunabilirim. Allah'ın affetmesin. Ama Allah diyor ki, ödülüm bildiği kadar onun razı olduğu doğrulara ulaşmaya çalışmış. Hayatımda bir şey var. 35 yıllık mücadele hayatında 25. yaşına girmek üzere olan bir insan. Yanlışlar yapabiliriz. Bir an danışma hikâhına olumlu bakıyor, bunun açıklara bakıyor. Olsunuz mu? Ben bana soruşları görüyorum. Ben öyle bir şey demedim. Kutlan hikâhına olumlu bakıyor diye olur ya, insan ağzından çıkan bağlantılarını da demedim değil mi? Öyle bir şey demedim. Evet, Kutlan hikâhı biliyorsunuz, tercüme ederseniz süreli bir tane. Tarihini yap. Süreli bir saatlik, bir haftalık, bir aylık, 10 günlük, bir senelik, hadi bunlar hepsi belli bir nikah. Bir, süreli nikah, İslam'daki nikahın esprisiyle kesinlikle bağdaşan bir nikah. İnsan nikahı, yani bir ev kurma vesilesinin meşru vesilesi ise, bir ev kurmanın meşru vesilesi nikah satıyor öyle. Bir evi insan bir haftalığına kurmaz, bir ailene ev kurur. Yok, yani hayat boyu işin tabiatı olmuyor. Onun için esprisine desin ama siz devamında beraber olacağız ya filan nikahlanırsınız da efendim Allah bilemez çıkmış bir hafta geçmeden böyle olan bir şey de olur ki bir gün daha fazla evinde olamazsınız, bak kalamazsınız, bak gelirsiniz. Bu istisna asıl olan nikahın sürekliliği. Onun için bu nikahı kesinlikle cahiliye devri nikahlarından biri
düşünmeden ben nasıl bakmak istediğimi gerek hayatımdan benim aldım. Şükürleri anlatabilirim. Şükürleyim ama unutamam. Gerekse Kasım'a ve İslam Kastıran'ın da büyük müşterilerin kalite anlatmak gerekirse hayatımdan önceliklerle de unutmaya çalıştım. Benim gidelim de yapmak istemediğimi doğru bulmadığını söyledim. Her şey herhalde bir insan yeter.
yaptıkları Allah katında ancak cezalı artır için uçuş olur. Başka hiçbir uçuş olur. Evet. İslam'ın sosyal hukuku ve iktisadi yönden tatlı bir yönden şahit bir çalışma yapılması ve hatta tedbir ve iktisadi yönden en az bir kilo çalışma yapılması gerekir. Ve genelde maddi konularda tutmaların daha adli olmadığını yönlendirmekte ve Batı'da her yer görülmüş ise bu noyeti kuralların aynen kurulu tekir
öğrencisi, öğretmeni ayrı ayrı ülkenin sahibi olmazlar. Memleketinde neyse o yüzden askeriyede de öğretmişlerdir, sivilde de. Efendim, meslek lisesinde de bir lisede, İmam Hatip lisesinde de bilmem kız meslek lisesinde de. Çünkü evin tekisat kanunu gereğidir. Tekisat kanunu gereğidir. Layık ve meslek anlayışın, İslam anlayışın orduda da gerektiği o temelde hükmetliğini sivilde de biliyoruz. Bu uzay, orduda başını örten hanım olmamış olaylara eğri bakar mısın? Sebebi İstanbul'a uzaklaşmıştır. Tekrar subaylardan ödeyecek, elbette elinde riski kaderleriyle şerit olacak. Hiç kişi değil. Ha? Buraya gelecek. Ben layıklıyım dedim, doğrudur var. Hiç kişi değil. Bundan bina şerefi, ben de olacak. Ben de bundan İşin iyice oyuncak ediyorlar değil mi? Evet, böyle, böyle. Yani istiyorlar ki kuşlular hep kuşlu kalmasın. Herkese bize benzesinler. Kimsenin yani kimseye diyecek bir halde bir lafına kalmasın. Mesela o kadar açık. Sizin yolunuza göre kalabilirim. Tamam mı? İslam'a göre tarihlatlar açısından açıklama yaparız. Ben tasavvufun derdine kaynaklarıyla, tasavvufun baş tacı ettiği kaynaklardan alınmışlar. Aynen kitabından tamamen çalıştığım gibi İslam'la uzaktan yakından alakası olduğunu, hatta İslam dışı bir ayrı din olduğunu açıkladım. Muhtelif sayılarda ben de bir sayı yaptım. Mevlana Celaleddin Rumi'nin meselesinde Molla Cami'nin nefahatın üstüne Ağlattan tutulur, Ahmet Evlami'nin menakil arifliğine kadar tasavvuf literatüründe baş tacı edilen kaynak niteliğinde klasiklerde örnekler telefondaki arkadaşlıkların terbiye sınavında nasıl bir terbiye yapmalıdır? İslami terbiye. Efendim, yalnız terbiye de değil tabii. En yaygın olan arkadaşlık terbiye yok. Bu da gazetelerde de var, radyolarda var. Yani ahlak nedir ahlaksızlık? Biz Kur'an'a ahlak edilmeyi şiar edilir ise Kur'an dışı her şey ahlaksızlık. Yani önce ahlak edilmek, önce ahlaksızlık edilmek için neymiş çıksın yani. Değil mi? Örneğin, muzdur kıyafet ya işte bu kadın açık mı değil bir ölçümüz olur. Kimi yani insanlara bırakırsan ölçüyü, kimisi mini etekliği bile açık sayılıyor. Kimisi bilmem neyi açık sayılıyor. Yok, biz Allah'ın hükümlerine teslim olmuş insanlarız. Onun koyduğu ölçüleri kabul etmiş insanlarız. Allah-u Teala diyor ki kadınlar için şu kemikten bu tarafı açık olabilir. Ayağın sadece kemik kemiğinden altı açık olabilir de yüz. Onun dışı kapanacak. Nasıl? Cinsiyetli vücut katmanını belirgin halde tutmayacak. Bunun dışı açıklıktır. Bunun dışı müstehcenliktir. Ölçüyü koymaz. Ölçüde anlaşmaz iseniz ölçünün farklı olduğu sonuçta yargıda anlaşamazsınız. Bu itibarla biz ahlaksızlık olarak İslam dışı her şeyin demokrasiyi, ilerleyiciliği, sosyalizmi, Marksizmi, Hürriyetçiliği, Komünizmi, alayını yani İslam'ın mevcut tanımı tüm hükümlerin hepsini İslam dışı sayıyor. O itibarla televizyonda göre tek de kabul ediyoruz. Sayın kaç süre geçecek? Okulda okutsak da itibar ediyoruz. Çok okulda başlasak. Madem ki hayat farkı olarak İslam'a benzemiştir, o zaman nereye doğru olsun? Uyanık olduğu sürece, aklın ucunda olduğu sürece Allah'tan korkarak yönetmek, onun ne gibi şeyler var? Evvel müşkinlerin üzerinde bulunmak zorundadır. İslami bir devlet sizce nasıl bir şekilde Türkiye'de kullanılır? Nefislerindekini değil, Kur'an'dakilerle değiştiren insanları güzel örnekler oluşturması ile diğer insanlar nezdinde kullanılan güzel örnekler oluşturması sonucu nefislerindekini değiştirenlere bakanlarla bu toplumun halini değiştirir, devletin de İslam'ı zamanımızda faizden nasıl korunabiliriz? Resmen yapmayarak korunabiliriz.
Aleyhisselatü Vesselam'ı da Allah'ın Resulü ve de basitle dikkat edersiniz. Diyor, faiz artık ayaklarının altındadır. Ve arkasına da giriyor. İlk olarak da amcam Abbas'ın faizlerine. Kur'an'da da faizle ikrar ediyor. Artık faizden vazgeçildi. Anası sizin. Çünkü anası dediği o anda anası kabul ettiği bile o güne kadar yapılacak işlerin ancak sevap sağlayabilir. Dünya imanı.
Rusya'nın durumu tedavi, yani Bakırköy'ün tedavimiz. Kısaca oradan başlayalım. İran'a gelince, açıkçası 1980 yılının 2 Haziran'da, 1990 yılının 1 Haziran'ına kadar tesadüf. Tam 6 kere gittim. İkisi resmi davetli olarak, İran'a gönüllü davetlisi olarak. Dördünde kendine güzel ikramlarım. Yani bir kere çakışlı bir kavramı, bir kere kendi anlamına göre başka bir anlamına yanasında. Ve toplam 150 gün kaldı. 10 gün içerisinde değişik zamanlar. Allah biliyor, yakında gönderdi. Ne olur gibi eli kulağı, eli gönlünün, hem gönlü, hem de eliyle, hem kulağının ağzıyla, ne kadar Kur'an'ın tabiriyle, hangi yeri yakın hasılı etmek için tabi insanın kendi şahidleri, duygularına katılmaz ise çok daha sağlıklı. İran'daki devrimin başından beri devrim olarak destekleyicisi oldu. Ama global yeryüzündeki bütün Müslümanların tüm ilişkini bilemeden, zahiri imanı bilemeden, Türkiye'yi cennetini bilemeden, Filipinliğe cennetini bilemeden, bütün Müslümanların İslam'ın yeniden devlet düzeni olarak hayata döneceğiyle ilgili ilişkileri aktaran, bu ülkeyi besleyen, olan yeni Müslümanı her bir Müslüman'da bu devrimin kazandırdığı artan bir olay olması babacığımda destekledim. Hala da destekliyorum. Yalın babamdan destekliyorum, babamdan sana destekliyorum. Babamı veriyorum. Ama bu orada ne olursa anların cümlesiyle hakkında doğruluğu manasında kesinlikle anlamamalı. Öyle ki ben onların kitaplarıyla, cumhurbaşkanlarıyla da görüyorum. Ben İstanbul'da 1980 yılında ilgili cumhurbaşkanlarının köşesinde görüyorum. Daha bir gün önce gitmemiştim. Yerlerden Thank you.
sahiptir, seviyedir. İktidara gelecek, görülüyor. Ama bugün de İslam'ın istenilen bir alışta kaybette kalmış insan yok. Bu büyük iktidara çıkan yok. Fransa düşünürüz, dünyanın radikal İslamcı cesaret. Bir arkadaşlarım, 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 bir arkadaşlar